Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'e hoş geldiniz. Ben Mustafa Özen. Gün sonunda yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündem hem yurt dışında hem de Türkiye'de oldukça yoğun. Washington yönetimi İran'ı hedef alan yeni yaptırımları yürürlüğe soktu. 8 ülkeyi bundan muaf tuttu. Aralarında Türkiye'de bulunuyor. Tabii buna Türkiye'den yansımalar var. Özellikle ekonomide çok sıcak gelişmeler var. Dolar geriliyor 5.30 seviyelerinde, bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Özel haberler ve dosyalar da yine gün sonunda olacak. Ama sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız var. Nasıl mı? Gün sonu TRT. Twitter adresimize paylaşımlarınızı bekliyoruz efendim. Fotoğraf olur, duygular, düşünceler, haberlerimiz hakkındaki yorumlarınızı işte gün sonu TRT adresine paylaşabilirsiniz. Bizler de onları ekrana taşımak isteriz. Gündem yoğun dedik, dilerseniz başlıklara göz atalım. Washington yönetimi İran'ı hedef alan yeni yaptırımları da yürürlüğe soktu. 8 ülkeye ise İran'dan petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı. O ülkeler arasında Türkiye de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz," dedi. 2023 hedeflerine vurgu yaptı ve fitnecilere fırsat vermememiz gerekiyor diye uyardı. Teröristlere göz açtırılmıyor. Şemdinli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirilirken Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İzmir'de FETÖ'nün finans ayağına yönelik davanın gerekçeli kararı açıklandı. Davada hüküm giyen 4 iş adamına terör örgütüne üye olmak suçundan 13 yıla kadar hapis cezası verildi. Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santrali'nde kazan dairesindeki basınçlı su hattı koptu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Magazin dünyasını sarsan şiddet olayında sözü savunma aldı. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gencoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kural, adliye çıkışında yargısız infaz yapıldığını öne sürdü. AK Parti'de 2019 yerel seçimleri için takvim işlemeye başladı. Genel merkez temayül yoklamalarında bu yıl bir ilki gerçekleştirecek. 18 Kasım'daki yoklamanın tamamı elektronik ortamda yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda da çalışmalar masadaydı. Geride bıraktığımız gün eski Başbakan Bülent Ecevit'in 12. ölüm yıldönümüydü. Türk siyasi tarihinde Kara Oğlan ve Kıbrıs Fatihi olarak anılan Bülent Ecevit, Ankara'da devlet mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu 4. hafta maçında bugün Almanya'nın Schalke takımına konuk olacak. Washington yönetimi İran'ı hedef alan yeni yaptırımları da yürürlüğe soktu. 8 ülkeye ise İran'dan petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı. O ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dünyadaki petrol fiyatlarının artmasını istemediği için yaptırımları biraz ağırdan aldığını söyledi. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ise İran'a daha fazla yaptırımın yolda olduğunu belirtti. Tabii tüm bu gelişmelere Tahran ise Washington'ın yaptırım adımına sert yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol satacağız, Amerika Birleşik Devletleri'nin yatırımlarını deleceğiz dedi. Washington yönetiminin İran'a petrol ambargosu devredi. İran'a yaptırımların ikinci ve son paketi resmen yürürlüğe girdi. 8 ülke ise 6 aylığına ambargodan muaf tutuldu. O ülkeler arasında Türkiye de var. Amerika Birleşik Devletleri bu muafiyeti Türkiye, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan'a verdi. Bu ülkeler İran'dan petrol ithalatı karşılığı ödemeyi bloke hesaplarda tutacak. Paranın halk yararına kullanıldığından emin olunmasının ardından transfer yapılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 2015 nükleer anlaşmasından Mayıs ayında çekildi. İran'a yönelik ilk yaptırım paketi 7 Ağustos'ta başladı. Bu yaptırımlar İran'ın ABD dolarına erişimi, devlet tahvili satması, altın, değerli madenler ve metallerle ticaret yapmasının engellenmesine yönelikti. Devreye giren ikinci paket ise enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsıyor. Yaptırım listesinde 50 banka ve İran Hava Yolları'na ait 65 yolcu uçağı da var.
Bugün 700'den fazla kişi ve kuruluşun yanı sıra İran uçakları ve gemilere yaptırımı yürürlüğe sokuyoruz. İran'ı hedef alan tek seferdeki en büyük yaptırımlar söz konusu. Washington'ın hedefi İran'dan petrol ithalatını sıfırlamak. Yaptırım İran'la petrol alışverişi yapan ülkelere değil, bahsi geçen firma ve şirketlere uygulanacak. Bankalar arasında fon transferini düzenleyen SWIFT sistemi de ambargo uygulanan tüm İranlı finans kuruluşlarına kapatıldı. Yaptırımlara Tahran'ın cevabı gecikmedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, petrol satmaya devam edeceğiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını deleceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, sosyal medya hesabından yaptırımların ABD'yi yalnız bırakacağını belirtti. Avrupa Birliği yaptırımlara karşı mekanizma geliştirmeye çalışıyor. Üye ülkelerden Almanya ise ticari ilişkileri korumanın yollarını değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a petrol ambargosunda 8 ülke muaf tutuldu. Bu muaf ülkeler arasında Türkiye de var. Peki muafiyet nasıl işliyor? Haberimizde izliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a petrol ambargosundan Türkiye dahil 8 ülke 6 ay süreyle muaf tutuldu. Muaf tutulan ülkelerden 6 ay sonunda İran'dan ithalatı sıfırlamış olması isteniyor. Ayrıca muaf ülkeler İran'dan petrol ithalatında nakit para kullanamayacak. Bunun yerine özel ya da devlet bankasında bir bloke hesap açacak. İran'dan petrol ithalatı karşılığı parayı bu bloke hesaba yatıracak. İran için o bankada bir kredi açılacak. İran'ın krediyi gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani malzemeler için kullandığına kanaat getirilirse, bloke hesaptaki para serbest bırakılacak, transfer gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi son eklenenlerle birlikte İran'dan 900 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bu kişi ve kuruluşlar uluslararası para transferinde elektronik kod anlamına gelen SWIFT kullanarak alışveriş yapamayacak. Buna uymayan Amerikan şirketleri dahil tüm şirketler de yaptırıma konu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarından Türkiye'ye muafiyet tanıyacağını açıklaması piyasalarda olumlu etki yarattı. Türk lirası dolar karşısında %1'in üzerinde değer kazandı. Borsa ise günü %1,94 yükselişle tamamladı. İran'a yaptırım kararlarından 6 ay süreyle geçici muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması serbest döviz piyasasında olumlu etki gösterdi. Gün içerisinde 5,40 seviyelerinin üzerinde yatay seyreden dolar, akşam gelen muafiyet haberiyle birlikte düşüşe geçti. Dolar, Türk lirası karşısında 9 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 5,35'e kadar geriledi. Avro ise 6,11'e kadar düştü. Olumlu haberler borsaya da yansıdı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,94 artışla 95.947'den kapattı. Ekim ayı enflasyonu da belli oldu. Geçen ay tüketici fiyat endeksi %2,67 arttı. Yıllık enflasyonsa %25,24 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, trend gayet olumlu. Yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız bir noktadayız dedi. Albayrak, Kasım ve Aralık aylarında fiyatlamaların normalleşeceğini söyledi. En çok limonun fiyatı düştü. Fiyatı en çok artan ürün çocuk kabanı oldu. Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Tüketici fiyat endeksi Ekim ayında %2,67 arttı. Yıllık enflasyon ise %25,24 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatlarında ise aylık %0,91, yıllık 45,01 artış yaşandı. Trendin gayet olumlu olduğunu ve yıl sonu hedefleri açısından bakıldığımızda yıl sonu hedeflerine inşallah yakalayacağımız istikametinde bir noktadayız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verileri değerlendirdi, en kötü geride kaldı dedi. En kötüsünü aştığımızı, normalleşmenin sadece piyasalarda, maliyetlerde, kur üzerinde değil, birçok anlamda enflasyonu etkileyen mücadelelerde görüyoruz. Albayrak, kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandığını belirtti. Birçok sektörde pozitif iyileşmenin devam ettiğinin altını çizdi. Bu fiyatlama davranışlarının normalleşmesiyle, bu enflasyonla mücadele programına katkı noktasında ortaya koyulan sektör ve ürün bazındaki destek devam etmesiyle Kasım Aralık'ta çok daha olumlu bir seyri net bir şekilde görüyoruz. Diğer yandan Ekim ayında en yüksek artış giyimde görüldü. Geçen ay en çok çocuk kabanının fiyatı arttı. Bunu kadın kazağı ve erkek montu izledi.
Fiyatı en çok düşen ürün limon oldu. Salatalık ve muz da fiyatı en çok düşen ürünler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanırsak hep birlikte kazanacağız, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz dedi. 2023 hedeflerine vurgu yaptı ve fitnecilere fırsat vermememiz gerekiyor diye uyardı. Cumhurbaşkanı mesajlarını İstanbul Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış töreninde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti, onlarla birlikte şarkı söyledi. Ortaya da renkli görüntüler çıktı. Unutmayın, kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. 2023 hedeflerinden bahsetti, kararlılık mesajı verdi ve uyardı. Bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmamız, fitnecilere, fesatçılara, provokatörlere fırsat vermememiz gerekiyor. Saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk zihinsel ve bedensel engellilere eğitim verecek okulda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı önce öğretmenlerle sohbet etti. Sizi özellikle tebrik ediyorum. Bu aşkınız, bu heyecanınız olmazsa hiç olmaz. Onun için Allah sizler de razı. Ardından çocuklarla bir araya geldi, onlarla ilgilendi. Hatta şarkılarına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte sınıfları dolaştı. Öğretmenlerden öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Bir öğrencinin tarihleri olan ilgisi dikkat çekti. Tarih söylüyorsunuz, hangi güne denk geldiğini söylüyor. Yok canım. Evet, sorabilirsiniz. Ben şimdi sana bir tarih söyleyeyim mi? 10 Kasım 2018. Hangi gün neresi? 26 Şubat 1954. Cuma. Daha sonra öğrencilere oyuncak dağıttı. Okuldan ayrıldıktan sonra sevgi gösterileri üzerine aracına durdurdu. İki kadınla sohbet etti. Eğilmedi senin yanındayız. Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya. Çok teşekkür ettik her şey için. Mükemmel. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika Birleşik Devletleri ile normalleşme sürecini değerlendirdi. İlişkilerdeki asıl sorunlara dikkat çekti. FETÖ elebaşının iade edilmesi ve terör örgütü PYD'ye silah desteğinin kesilmesi gerektiğini belirtti. Terör örgütü PYD-YPG'ye ise net mesajı vardı. Çukur ya da tünel, ne kazarsanız kazın, sizi kazdığınız çukurlara kaynağınızda yok etmeye hazırız dedi. Bizim asıl sorunumuz, biz 15 Temmuz'u yaşadık. 251 insanımızı kaybettiğimiz ve bunun katillerinin elini kolunu sallayarak dolaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile normalleşme süreci başladı. Gözler artık gerçek sorun başlıklarının çözümüne yöneldi. İlk sırada Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede atılması beklenen adım var. Terör örgütünün elebaşını, iadesini istiyoruz. Türkiye açısından baktığınızda ana sorun budur. İkinci sıradaysa terör örgütü PYD-YPG'ye yapılan silah desteğinin kesilmesi beklentisi yer alıyor. Güney sınırımıza bakın, ikinci ana sorun odur. PYD-YPG. Yani 911 kilometrelik sınırınızda siz 20 bin tıra yakın açıktan silah vereceksiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı editör masasında yaptı bu açıklamaları. Sorunların çözümünde müttefiklik ilişkisine vurgu yaptı. Ciddi sorunlar bunlardır aslında. Şimdi dolayısıyla normalleşme sürecinin getirdiği yapı buna da hizmet edecektir. Müttefiklik ilişkisi bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor. Normalleşme sürecindeki en önemli adımlardan biri Münbiç yol haritası. Oktay, yol haritasının Münbiç'le sınırlı kalmayacağını da belirtti. Bunun Fırat'ın batısıyla sınırlı kalmayacağını da biz açıkça ifade ettik.
911 kilometrelik sınırımızın her bir kilometresinde Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar bizim bu mücadelemiz devam edecek. Terör örgütü PYD-YPG'ye net mesaj verdi. Kaynağında kuruturuz dedi. Biz gelir sizi kaynağında kuruturuz. Kaynağında yok ederiz. Ne yaparsanız yapın. Çukur mu kazacaksınız? Tüneller mi kazacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a ilişkin konuştu. Albayrak, muhataplarıyla görüşme yaptığını ve olumlu geçtiğini söyledi. Halkbank'ın yaptırımları ihlal etmediğini raporlarla ortaya koyduk dedi. Yaptırımın ihlaliyle alakalı konularla alakalı raporun detayları ki hiçbir şekilde Halkbank'ın ihlal etmediğini yaptırımları. Alakalı süreci ortaya koyan raporlar bunlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gündeminde Halkbank vardı. Muhataplarıyla görüşme yaptığını ve olumlu geçtiğini belirtti. Halkbank'ın yaptırımları ihlal etmediğini vurgulayan Albayrak, raporlarıyla ortaya koyduk dedi. Bu süreçle ilgili bizim beklentimiz gayet olumlu. Halkbank sürecindeki gelişmeleri de önümüzdeki günlerde tabii ki göreceğiz. Yakın şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Albayrak, Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşme sürecine girdiğini söyledi. Bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımların kaldırılmasının olumlu bir adım olduğunu ifade etti. Bu sürecin normalleşme seyrine girmesi de gayet doğal bir şekilde karşılanması gereken bir süreç. Yaptırımların kalkması bakanlar düzeyinde karşılıklı, olumlu bir adım. Bundan sonraki sürecinde tekrar bunu ifade etmemiz lazım. Daha pozitif, olumlu adımlarla devam edeceğini öngörmek gerekiyor. Şimdi bir canlı yayın bağlantımız olacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni tedbirler içeren kanun teklifi var. Teklife göre sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar karakolda serbest kalamayacak, savcılığa sevk edilecek. Daha çok detaylar var. İşte bu detayları almak için TRT Haber muhabiri Belgin Aydın karşımızda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gecenin bu saatinde devam eden o komisyondaki görüşmeleri takip ediyorsunuz. Detayları senden alalım Belgin Aydın. Sağlıkta şiddet bilindiği gibi son dönemde aslında çok dikkat çeken sorunlardan bir tanesiydi. Bu konuda bir teklif verildi. Önlenmesi noktasında 44 maddelik teklifin görüşmeleri devam ediyor. Saat 15'te başladı komisyon toplantısı. Yaklaşık 10 saat geride kaldı ancak sadece 2 maddenin görüşüldüğünü söyleyebiliriz. Sağlıklı şiddeti önleyecek demiştik bu teklif. Hemen maddelerini aktaralım, ayrıntılarını aktaralım sizlere. Sağlık çalışanlarının şiddet artık tutuklama sebebi sayılacak. Bundan böyle zanlı karakolda ifadesinin ardından serbest bırakılmayacak. Doğrudan savcılığa sevk edilecek ve bir tutuklama sebebi olarak karşılaşmış olacak. Öte yandan tüp bebek tedavisi gören çiftleri de ilgilendiren çok önemli düzenlemeler var. Bu kapsamda 40 yaşına çıkarılacak tüp bebek tedavisinde görenlerin yaş sınırı 40'a çıkarılacak. SGK'nın kapsamı da genişletilecek. Aynı zamanda erkek ya da kadından bir tanesinin sigortalı olması yeterli olacak. Bu tedavi kapsamında tüp bebek tedavisi gören ya da tedavisi yarım kalan çiftleri de ilgilendiren bir haber olduğunu söylemekte fayda var. Öte yandan bu teklif 44 maddelik teklifte dumansız hava sahası ile ilgili önemli adımlar da atılacak. Uzun zamandır tartışılıyordu aslında. Tek tip paket uygulamasına geçilecek bundan böyle. Sigaralar artık tek tip olacak, kapalı dolaplarda satılacak ve sinema salonlarında herhangi bir şekilde reklamı yapılamayacak. Aynı zamanda üniversite kampüslerinde de tamamen satışı yasaklanacak. İşte bu görüşmeler kapsamında geçen hafta başlamıştı Mesai Sağlık Komisyonu'nda. Ancak bugün itibariyle gecenin biri olmasına rağmen mesai devam ediyor. Yarın grup toplantıları var. Ancak biraz ilerleme kaydetmek istiyorlar. Çünkü bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. Sağlıklı şiddeti önlenmesini içeren teklifle ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonra artık sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezasız kalmayacak diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz Belgin Aydın'a. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelere ilişkin detayları bizlerle paylaştı. Geçelim diğer haberimize. İnternetle ilgili vatandaşlara müjde geldi. Adil kullanım kotası kaldırılacak. Bu önemli açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yaptı. Bakanlığının bütçe sunumunda yaptı ayrıca. Turhan, E-Devlet uygulamasından 40 milyondan fazla kişinin de yararlandığını açıkladı. 2019 yılında adil kullanım kotası uygulamasına son verilecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan geldi. Uygulama esnasındaki abonelerinden haksız
konu olarak kalmayı düşündüğümüz konulardaki kapıları kapatmaya çalışıyoruz. Mevzuatını da oluşturarak uygulamaya koyacak. Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan E-Devlet uygulamasında da hedefe ulaşıldı. 40 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunan E-Devlet'in 2019 yılında daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesinde en büyük pay karayolları hizmetine aktarıldı. Deniz ticaret filomuzun... Turhan 2004-2018 yılları arasında denizcilik sektöründe 6,8 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteği verdiklerini açıkladı. 2003 yılında ülkemizde 152 uluslararası liman faaliyet gösteriyordu. Bugün bunu 177'ye yükselttik. Gemi sayısını da 1511'e yükselttik. 37 tersaneden 78 tersaneye ulaştık. ÖTV'siz yakıt desteği sayesinde kabotajda taşınan yolcu sayısının 100 milyondan 137 milyona ulaştırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yap, işlet, devret ihale toplam tutarının 131 milyar lira olduğunu açıkladı. Turhan, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Mehmet Cahit Turhan, yap, işlet, devret ihale toplam tutarının 131 milyar lira olduğunu açıkladı. Turhan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili imar planı çalışmalarının da son aşamaya gelindiğini belirtti. Turhan, siber saldırılarla ilgili olarak da en çok haberleşme, enerji, bankacılık, sağlık gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların hedef alındığını söyledi. 2017 yılı için raporlanan saldırı sayısının 99 bin, 2018 için ise 28.478 olduğunu açıklayan Bakan Turhan, zararlı bağlantıların tespit edilerek erişimlerinin engellendiğini söyledi. Gün sonuna bir dosya haberle devam ediyoruz. Biliyorsunuz imar barışı uygulanmasından yararlanmak isteyenler kaçak yapı sahipleri başvurularını sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de başvuru yapanların sayısı 183 bini aştı. Bölgede 4106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. İmar barışını fırsata çevirmek isteyenlere ise göz açtırılmıyor. Trabzon, Giresun, Rize ve Gümüşhane. Yaylalarındaki kaçak yapılaşma işgali son yıllarda giderek arttı. Yaylaların yeşili, betonun grisine büründü. Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder Yaylası'ndaki duruma dikkat çekmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Cumhurbaşkanının bu sözlerinin ardından 8 Haziran'da imar barışı hayata geçirildi. Doğu Karadeniz'in 5 ilindeki kaçak yapılaşma mercek altına alındı. İlk etapta Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de 306 olmak üzere toplam 4106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Trabzon'un Sürmene, Maçka, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı ve Çaykara ilçelerinde gerçekleştirildi. İmar barışını fırsat bilip yaylalara kaçak yapılaşma yapanlara müsaade edilmiyor. Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Haçka yaylasında da yapılan o evlerden bir tanesi yıkıldı. Trabzon ve Giresun sınırında bulunan 2200 rakımlı Sis Dağı yaylasında da kaçak yapılar yakın takipte. Yayla son günlerde doğal güzelliğinden çok çarpık ve kaçak yapılaşmasıyla gündeme geliyor. Yaylada 1070 kaçak yapı sahiplerinin tamamı bu kapsamda imar barışına başvurdu. Binaların kimi yapı kayıt belgesine kavuştu, kimileri ise mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Bazı yaylalardaysa yıkıma karşı tepkiler vardı. İnşa halindeki evlerini yıktırmak istemeyenler ekipleri durdurmaya çalıştı ancak alınan yıkım kararları istisnasız uygulandı. Bölgede imar barışını fırsata çevirmek ve suistimal etmek isteyenler de vardı. Gümüşhane'nin Taşköprü yaylasında 15 Temmuz evleri ve 15 Temmuz mahallesi tabelalarının arkasına sığınanlar da takibe alındı, haklarında tutanak tutuldu.
İmar Barışı uygulaması 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilen yapıları kapsıyor. Bu tarihten sonra inşa edilen kaçak yapılar birer birer yıkılıyor. Yapı sahiplerini ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Yıkım sürecinin ardından Karadeniz yaylalarının daha fazla turistle buluşması için yeni düzenlemeler de gündeme gelecek. Sırada terörle mücadele haberleri var. Teröristlere göz açtırılmıyor. Şemnin'li kırsalında bir terörist etkisiz hale getirilirken Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı da iç güvenlik operasyonlarına dair haftalık bilançoyu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli üretim silahlı insansız hava araçlarıyla 2018 yılında 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Mehmetçik, bölücü hainlere nefes aldırmıyor. Hakkari'nin Şemdinli kırsalında üst bölgelerine saldırı hazırlığında bir terörist tespit edildi. Ateş destek vasıtalarıyla bombalanan bölgede terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının başarısının tüm dünyada kabul gördüğünü vurguladı. İnsansız hava araçlarımızın başarısı bugün tüm dünyada kabul görmektedir. 2018 yılında sadece insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı ve silahlı insansız hava aracı destekli operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 342'dir. Bunların 37'si doğrudan SİHA atışlarıyla gerçekleşmiştir. 102 tane de sığınak ve barınak yine bu hava araçlarımızın desteğiyle imha edilmiştir. Köşeye sıkışan terör örgütünden kaçışlar da sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarından kaçan 4 terörist Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyonlarda bölücü terör örgütünün kış yapılanması da hedef alınıyor. Muş Yenyayla kırsalında teröristlere ait 22 sığınak imha edildi. Sığınaklarda yüklü miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı da iç güvenlik operasyonlarında bir haftalık bilançoyu açıkladı. Bir haftada 2143 operasyon düzenlendi. 25'i ölü, 45 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden ikisi örgütün sözde lider kadrosundaydı. Darbeci askerlere silah dağıttı, kapıları kırıp talimatlar verdi. Üstelik şehit olan polislere de hakaretler yağdırdı. Darbeci eski üsteğmen Metin Yağcı, FETÖ davasında hakim karşısına çıktı. Tüm bu yaptıklarını inkar etti. Kamera kayıtları hatırlatılınca da yorum yapmak istemiyorum dedi. Görevli olmadığı halde karargaha gitti. Elinde silahıyla gece boyu darbeci askerleri komuta etti. Hatta şehit olan polislere hakaret etti. Bizim helikopterler zırhlı araçları biçti. Çevre güvenliği sağlandı. Giren olursa vurulacak dedi. Sanık eski üsteğmen Metin Yağcı, mahkeme kürsüsünde hakkındaki görüntüler için yorum yapamadı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki faaliyetlerine ilişkin davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi. Sanıklardan eski üsteğmen Metin Yağcı mahkeme heyeti karşısına çıktı. Karargaha gelişinin terör saldırısı olduğunu iddia etti. Darbeci eski üsteğmenin iddialarını o geceki kamera kayıtları çürüttü. O görüntülerde sanık Yağcı'nın otoparkta darbeye katılan askerlere silah dağıtması, alt rütbeli askerlere talimat vermesi ve bir odanın kapısını kırması vardı. Metin Yağcı tüm bu kayıtlar için yalnızca görüntülere ilişkin konuşmak, yorum yapmak istemiyorum diyebildi. İzmir'de FETÖ'nün finans ayağına yönelik davanın gerekçeli kararı açıklandı. Davada hüküm giyen 4 iş adamına terör örgütüne üye olmak suçundan 13 yıla kadar hapis cezası verildi. Kararda sanıkların şirketlerini terör örgütü tarafından aktarılan maddi kaynağın ayrıntıları da yer aldı. FETÖ'nün finans ayağına yönelik en kapsamlı davalardan biri İzmir'deydi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl 5 ayla 13 yıl ceza alan iş adamları hakkında gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda yer alan bilirkişi raporunda sanıklar yönünden kaynağı tespit edilemeyen paralara dikkat çekildi.
davada hüküm giyen 4 iş adamına ve şirketlerine FETÖ tarafından toplamda 185 milyon lirayla 14 milyon 580 bin dolar ve 2 milyon 348 bin avro para aktarıldığı kaydedildi. Sanıkların söz konusu nakit varlıkların kaynağını açıklayamadıkları belirtildi. Gündemin o yoğun temposuna bir Twitter molası verelim. Çünkü sizlerden bize ulaşan mesajlar var. Bu arada Twitter adresimizi hatırlatalım. Gunsonu TRT. Buraya haberlerimiz hakkındaki yorumlarınızı, fotoğraflarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Öyle yapanlar olmuş. Onları ekrana getirelim dilerseniz. Ali Şahin. Doğuşun ve kurtuluşun toprağı Domaniç'ten güzel ülkeme iyi geceler. Siz TRT Haber ekibine iyi yayınlar demiş. Domaniç'ten güzel fotoğraflarını bizlerle paylaşmış. Hakkı Dilek. Dolar yükselirken her şeye zam yapan fırsatçılar, size sesleniyorum. Şimdi de dolar düşüşte, biz Ahmet o dolar bahanesiyle yaptığınız zamları şimdi aşağı çekin, dolar düşüşte sonuçta demiş. Bu hepimizin temennisi vatandaş olarak. Bunu da dile getirmiş olalım gün sonu TRT'de. İbrahim Helvacı, Mustafa Bey iyi yayınlar, hayırlı geceler. Trabzon Ortahisar Kurşunoğlu Camii Gençlik Kolları gençlerinin sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye selamları var demiş. Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin. Amin dememek mümkün değil tabii ki bu duaya. Ahmet Arısoy, Adana Karahisarlı Çatalan Köyü'nden selamlar, iyi yayınlar demiş ve çok güzel bir doğa fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Adana'nın Karahisarlı ilçesine de selam olsun. Bursa'dan Ahmet Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı İran hükümetine değil, bu halkın ta kendisinedir. Benim yorumum bu demiş. Tabii bu tartışılır ama sonuçta çileyi çekecek olan vatandaştır, halktır. Bunu da unutmamak gerekir. Ethem Bey, fırsatçılara bir sorun var. Doları bahane ederek yaptığınız zamları neyi bahane ederek düşürmüyorsunuz? Cevap bekliyor. Benzer sorular sürekli geliyor gün sonuna. Biz de bunları ekranlara taşıyoruz. Zeki Çin, Trabzon, Arsin, Yanbolu Vadisi, Yeşilköy Mahallesi'nden TRT çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye hayırlı geceler ve iyi yayınlar demiş. Arkadaşlarıyla birlikte olan güzel o doğa fotoğraflarını da bizlere ulaştırmış. Bursa'dan Ahmet Keskin, TRT bizim ailemiz, seviliyorsunuz TRT ailesi şeklinde çocuğuyla birlikte olan fotoğrafını bizlere paylaşmış. Sizlerden gelen mesajlar bu şekildeydi. Biz gün sonuna haberlerimizle devam ediyoruz. Gazze'liler bir kez daha İsrail'in ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulundu. Yine İsrail'in orantısız güç kullanımıyla karşılaştılar. İsraillerin gerçek mermiyle müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı. Büyük dönüş yürüyüşü gösterilerine yapılan müdahalede yaralanan Filistinli bir genç ise şehit oldu. Gazze'deki deniz eylemleri sürüyor. Filistinliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen eylemlerin 15.si için kuzey sahil sınırında toplandı. Ancak eyleme katılanlara İsrail yine gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemciler arasında yaralananlar oldu. İsrail Gazze sınırında büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde de benzer görüntüler yaşanıyor. İsrail askerleri barışçıl gösterilere katılanlara karşı orantısız güç kullanıyor. Filistinli bir genç İsrail müdahalesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Filistinli Ganim Şerap kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gazze şeridinde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de siyasi sürecin gerektiği gibi ilerlemediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'le ilgili tek taraflı kararlarının Orta Doğu'da sorunu daha karmaşık hale getirdiğini de ifade etti. Çavuşoğlu bu açıklamalarını Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında yaptı. Henüz maalesef Suriye'de siyasi süreç gerektiği gibi ilerlemiyor. Japonya'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikası ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeler konulu konferansta konuştu. Gündeminde Suriye ve Filistin vardı. Türkiye'nin Suriye'de çözüm için gösterdiği çabayı vurguladı. Krizin neden olduğu sorunlar bölge ve ötesi için birçok riski barındırmaya devam ediyor. Henüz maalesef Suriye'de siyasi süreç gerektiği gibi ilerlemiyor. Mültecilerin gönüllü dönmesi için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Çavuşoğlu, Filistin sorunu tüm dünyayı ilgilendiriyor dedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu eleştirdi. Filistin, Orta Doğu meselesinde ABD'nin tek
taraflı tek başına aldığı kararlar ve İsrail'in saldırganlığının devam etmesi ve illegal yerleşimlerin devam etmesi Orta Doğu sorununu daha karmaşık hale getirmiştir. Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Taro Kono ile bir araya geldi. Türk-Japon dostluğu açıklamalara yansıdı. Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır. Sayın Çavuşoğlu'nun Türk siyaset dünyası içinde en büyük Japon dostlarından biri olduğunu biliyoruz. Bugün de kendisinin çok sevdiği Japon yemeğini hazırladık. Çavuşoğlu'nun bildiği yabancı diller arasında Japonca da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Japonca başladığı konuşmasını yine Japonca bitirdi. Suriyeliler Münbiç konusunda 6 maddelik bir bildiri hazırladı. Bildiride Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı geldi. Münbiç'e geri dönüşün sağlanması için bölgenin terör örgütü YPG-PYD'den temizlenmesi sürecinin hızlandırılması istendi. Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç'te ortak devriye faaliyetine başlaması, terör örgütünün baskısı ve zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı bölgesine sığınan Münbiçlileri umutlandırdı. Ortak devriye faaliyeti sonrası bir araya gelen bölge halkı Cerablus'ta Münbiç için konferans düzenledi. Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve muhaliflerin katıldığı konferansta 6 maddelik bildiri hazırlandı. Bildiride yerlerinden edilen Münbiçlilerin bir an önce evlerine dönme talepleri yinelendi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Münbiç'in terör örgütü YPG-PYD'den temizlenme sürecini hızlandırmaları istendi. Hangi mezhepten, inançtan ve ırktan olursa olsun tüm Suriyelilerin kardeş olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geri sayım başladı. Ne için? Amerikan Kongresi'ne alt kanat olan Temsilciler Meclisi yenilenecek çünkü. Kongre ara seçimleri öncesinde erken oy kullanma sürecinde en az 34 milyon seçmen oy verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'daki 35 sandalye ile 36 eyaletin valisi değişecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimlere artık saatler kaldı. Ara seçim öncesi erken oy kullanma işlemi yapıldı. Sonuçlar ara seçimlere katılımın arttığını gösteriyor. 2014 yılındaki ara seçimlerde 27 milyon kişi oy kullanmışken sayı bu yıl 34 milyona ulaştı. Amerikan medyası bu artışın Başkan Donald Trump'ın destekçileriyle Trump'a karşı olan kesimler arasındaki kutuplaşmadan kaynaklandığı yorumunu yapıyor. Trump ise Cumhuriyetçi Parti adayını desteklemek için yaptığı mitinglerde göçmen karşıtı söylemini artırdı. Medyanın ara seçimleri kendisi için bir referandum olarak gördüğünü söyledi. Amerikan Başkanı, partisinin yaşayacağı olası kayıplardan sorumluluk kabul etmeyeceğini belirtti. Yapılan son anketlerde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği, Senato'da ise Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'nin mevcut çoğunluğu koruyacağı öngörülüyor. Bir canlı yayınımız daha olacak. Bu kez İzmir'e gideceğiz. Neyle ilgili yayınımız, hemen onu söyleyelim. Kimi gündüz zaman bulamadığından, kimi de spor bağımlılığından gidiyor. Büyük şehirlerde pek çok spor salonu artık 7 gün 24 saat açık. Peki gece spor yapmak ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı? Gece spor yaparken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu sorularımızın cevabını almak için İzmir'de arkadaşımız Bülent Güler bekliyor. Ama takım elbiseyle bekliyor. Ben Bülent Güler'i de o arkada çalışan ekibin arasında görmek isterdim daha doğrusu. Bülent Güler, sözü sana bırakıyorum. Evet, burada o kadar çok spor yapan var ki artık ben buna ihtiyaç duymadım. Mustafa, gördüğün gibi saat yaklaşık 2:20 var. Sabah yaklaşıyor ama spor salonu arka planda da görüldüğü gibi tıka basa dolu durumda ve adeta durmaksızın aralıksız spor yapıyor buradaki arkadaşlar. Neden spor yapıyorlar geceleri peki? Neden 7-24 spor yapma ihtiyacı ortaya çıktı? Çünkü özellikle büyük şehirlerde insanlar gündüz iş yoğunluğundan spor yapmaya vakit bulamıyorlar. Dolayısıyla bu yüzden spor salonları da artık 7-24 hizmet vermeye başladı. İşte bu spor salonlarından birinden, İzmir'den bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Konuklarım var. Kerem Yılmaz. Öncelikle Kerem Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Buranın işletmeciliğini yapıyorsunuz. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Yani neden 7-24 burada hizmet veriyorsunuz?
Öncelikle ülkemizde son 20 yılda fitness oldukça gelişti. Bunun üzerine talepler de arttı. Özellikle çalışan kesim mesai saatleri 8, 9, 12 olan insanlar açık spor salonu bulamıyorlar. Açık spor salonu bulamadıkları için hiçbir şekilde spor yapamıyorlar ve uzak kalıyorlar. Biz de işletme olarak 7-24 sistemini getirdik. Böylelikle hiç spor yapamaktansa en azından akşamları, dilerseniz sabah spor salonumuzu kullanabiliyorlar. Şimdi şöyle de bir konu var. Hani özellikle belli saatlerde insan uykuya ihtiyaç duyuyor. Evet. Şu an saat 2'ye yaklaşıyor ve burada çok sayıda insan, açıkçası ben de görünce şaşırdım. Çok sayıda insan bu saatte spor yapıyor. Yani uykusundan feragat ediyor insanlar. Özveride bulunuyor. Bu şunu mu gösteriyor aynı zamanda? Spor bir tutku haline dönüşmüş durumda. Evet, spor bir tutku, bir bağlılık haline dönüşmüş durumda. Kendilerini koparamıyorlar. Hatta vicdan azabı çekenler var. Bugün fitness'a gelemedim, işte bugün yürüyüşümü yapamadım, gerçekleştiremedim. Aynı zamanda grup aktivitelerimize de katılanlar var. Onlar da aynı şekilde. Ne yapıyorlar? Kendilerinden dediğiniz gibi feragat edip gecenin ikisi, üçü burayı kullanıyorlar. Peki siz yani aynı zamanda bir antrenörsünüz. Evet. Bu saatlerde spor yapmak sizce doğru mu? Şimdi öncelikle sabah gün ışığıyla birlikte doğa canlanıyor, uyanıyor. Deyim yerindeyse uyanıyor. Böylelikle metabolizmamız çalışmaya başlıyor. Bedenimiz uyanmaya başlıyor. Normalde sağlıklı olanı öğleden önce öğle saatlerinde spor yapmak. Ama ve lakin dediğim gibi çalışma saatlerinden ötürü akşam 10, 11, gece 12, 1 arasında anca boş zaman bulan arkadaşlarımız vücut kendini ne kadar kapamaya, uyumaya hazırlasa da kendinden özverili bir şekilde buraya gelip sporlarını yapmaya çalışıyorlar. Kerem Bey, teşekkür ederim. Şimdiki konuğumuz fizyoterapistimiz Levent Akkuş. Levent Bey, şimdi bu saatlerde spor yapanlar nasıl beslenmeli? Buraya gelmeden ne kadar önce yemek yemeli, ne yemeli? Ve sporun bitiminde de tekrar bir şeyler yemeli mi? Yani beslenme konusunda gece sporu yapanlar ne yapmalı? Şimdi bu saatte spor yapmak zaten zor bir iş. Şöyle söyleyeyim, spora gelmeden yaklaşık 1,5-2 saat önce karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenmeliler. Ama bu spor idmana yakın bir süre olmamalı. En azından 1,5 saat bir ara olmalı. Spordan hemen yarım saat sonra ise hafif bir protein ya da karbonhidrat temelli besinler tüketmeliler. Geç idmanları geç saatte bittikleri için, bundan sonraki süreçte uyku olacağı için çok ağır beslenmemeleri lazım. Çünkü uyku sürecinin daha hafif ve yumuşak olması. Peki bir de fizyoterapist olarak size şu soruyu sorayım. Yani gece sonuçta konsantrasyon azalıyor. Gece spor yapanlar, işlerinin gereği ancak gece yapmak zorunda kalanlar, zannediyorum çok fazla kendilerine yüklenmemeli değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü gün içerisinde iş yoğunluğu olsun, stres olsun, bunların getirisi zaten fiziksel yorgunluk oluyor. Fiziksel yorgunluğun getirisi spor biraz daha aksayabiliyor. Burada çok ağır girmek ileriki düzeyde fiziksel bir ağrı ya da psikolojik bir hasar yaratabilir. Levent Bey, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Mustafa, şu anda burada spor yapan arkadaşlarla konuşmak istiyorum. Kaçta geldiniz bu akşam buraya? Yani 1'e doğru geldim buraya. 1'e doğru evet. Geldiniz. Hep böyle gece mi spor yapıyorsunuz? Hayır, iş saatlerim değiştiği için, yani iş saatim hangi uygun saatte olursa o saatte geliyorum. Bugün de gece çıktığım için gece geldim. Peki gece çalışmak, yani gece o yoğun tempo çalıştıktan sonra akşam çalışıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz ve spor yapıyorsunuz. Ne kadar süre spor yapıyorsunuz? Yani 1,5 saat aşmamaya çalışıyorum geceleri. Çok yüklenmemeye çalışıyorum. Genelde hafif bölgesel çalışıp kardiyoyla noktalamaya çalışıyorum. Daha sonrasında gelip dinlenmem gerekiyor çünkü. Yarın çünkü yeniden çalışacağız. Evet. Oldu, kolay gelsin diyorum size. Merhabalar. Siz de gece spor yapabiliyorsunuz. İş yoğunluğundan ötürü. Neler söyleyeceksiniz? Spor her şeyden önce bir yaşam tarzı. Yani ne kadar yoğun olursanız olun,
Yani hayatınızın belirli bir saatini, belirli bir dakikasını mutlaka spora ayırmak zorundasınız yani. Uykumuzdan feragat ediyoruz, günlük yaşantımızdan feragat ediyoruz. Bu saatte buraya geliyoruz. Peki, gece spor yaptığınız için daha mı dikkat etmeniz gerekiyor beslenmeye? Tabii ki. Önce uyku düzeninizi bir düzene sokmanız gerekiyor. Onun dışında beslenmenizi düzene sokmanız gerekiyor. Gece yaptığınız için spor sonrası besinize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor ki rahat bir uyku çekmeniz için. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet Mustafa, senin de gördüğün gibi saatler şu an 2'ye çeyrek var ve salonda hala büyük bir hareketlilik var. Spor pek çok insan için, özellikle büyük şehirlerde günün stresini üzerinden atmak isteyen insanlar için özellikle, gerek kendilerini bedensel ve gerekse de ruhsal açıdan iyi hissetmek isteyen insanlar için bir tutkuya dönüşmüş durumda. O yüzden spor yapan insanlar tutkularından ötürü ne zaman ne de sınır tanıyorlar. Söz yeniden sende Mustafa. Teşekkür ediyoruz Bülent Güler'e. Buradan da anladık ki sporun yaşı, vakti, zamanı olmuyormuş efendim. Geçelim biz bir başarı hikayesine. Ampute milli takım Meksika'da tarihi yeniden yazdı diyebiliriz aslında. Orada düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldular. Milliler normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren final mücadelesinde Angola'ya penaltı vuruşları sonucunda 5-4 kaybetti. Son Avrupa şampiyonu Ay Yıldızlı ekip Dünya Kupası'nda da ikinciliği elde etmiş oldu. Maç başladı. Dünya Kupası finaline Angola başladı. Başarılar milli takım, kalbimiz sizinle. Şeyh Muz. Rahmi döndü. Rahmi'nin pası. Yine iyi pas. Yine Serkan, yine olmadı. Top dışarıda, korner. Rahmi bu pasları çok iyi atıyor. Osman'ın gönderdiği nokta. Rahmi çok iyi döndü. Rahmi'nin pası. Yine Rahmi. Ceza sahası içi. Bir karambol. O noktada direkten dönüyor. Şeyh Muz vuruyor, olmuyor. Korner. Dakika 43, Fatih bıraktı. Rahmi vurdu, kaleci kurtarıyor. Jesus Mateus. Köşe vuruşunu kullandı. Yine Adao. Elias. Osman koştu, Osman alamadı. Elias. Elias, kaleci Mert, korner. Rahmi Özcan. Süratlendi. Kakumba karşısındaydı ve maç sona eriyor. Normal süre 0-0 tamamlanıyor. Uzatma bölümü oynanacak. Dileğimiz artık bu uzatma dakikalarında milli takımımız adına gollerin gelmesi. Yükseklik kazanan top. Serkan. Topu kazanma çabası. Top bizde. Fatih pasını aktardı. Kanadyen'le müdahale olması lazım. Avantajı bıraktı hakem. Rahmi vurdu. Korner. Oh. Korner. Çok sert vurdu. Ve maç sona eriyor. Dünya Kupası finali 0-0 tamamlandı. Penaltı vuruşlarına geçilecek sevgili seyirciler. İlk penaltı vuruşunu Avrupa Şampiyonası adaylık sürecimizde spor tanıtım elçisi olarak da görev yapmıştı. Barış Telli kariyerinin en önemli anlarından birini yaşıyor. Hadi Barış. Hadi Barış. İşaret geldi. Barış geliyor. Barış geliyor ve gol. 1-0. Sabino Antonio topun başında. İşaret bekleniyor. Antonio geliyor. Antonio top ağlarımızda. 1-1. Muhammed topun başında. Muhammed geliyor. Muhammed vuruyor. Kaydı, düştü ama golü attı. 2-1. Hadi kurtar. İşaret geldi. Kakumba. Top dışarıda. O da aynı noktada kayıp düşüyor.
Orada bir sıkıntı var. O noktaya dikkat etmek lazım. 2-2 penaltılardaki durum. Düdük çaldı. Fatih ve gol! Fatih ve gol! Üçüncü penaltı golü. Düdük çaldı. Morais geldi. Morais topu ağlarımızda. Köşeyi tahmin etti ama müdahale edemedi Mert Yıldız. Rahmi topun başında. Kalede Mateus. Topun başında Rahmi. Hadi Rahmi. Rahmi ters köşe. Ters köşe. Rahmi Özcan. 14. penaltısı 8 numara Lavrinho Lukamba. Lukamba topu yerleştirdi. Mert dikkatli. İşaret geliyor. Lukamba topu ağlarımızda çok sert vurdu. Osman topun gerisinde. Kaptan geliyor. Olmadı. Mateus. Şimdi Mert'te gözler. Mert Yıldız. Çok kritik an. İşaret geldi. Olmadı. Angola kazanıyor. Teşekkürler milli takım. Teşekkürler Ankute Futbol Milli Takımı. Teşekkürler size. Teşekkürler kahramanlar. Sağ olun, var olun her şey için. Avrupa şampiyonu milliler Dünya Kupası'nda ikinci oluyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. haftanın kapanış maçı dev bir rekabete sahne oldu. Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesinde gülen taraf sarı lacivertliler oldu. İlk çeyreği 26-23 üstün tamamlayan ev sahibi Fenerbahçe soyunma odasında da 44-40 üstün girdi. Obradovic'in öğrencileri 4. periyotta da 57-53'lük skor avantajıyla girdi. Toparlanan Anadolu Efes eşitliği sağladı. Normal süre 72-72 berabere tamamlandı. Uzatma periyodunda 14 sayı atan Fenerbahçe rakibini 7 sayıda tutunca karşılaşmayı 86-79 kazandı. Sarı lacivertler 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Lacivert beyazlılarsa ikinci yenilgisini aldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu 4. hafta maçında bugün Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar D grubundaki 4. maçında deplasmanda Schalke ile karşılaşacak. Galatasaray 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Türk Telekom stadında Schalke ile 0-0 berabere kalan Sarı Kırmızılılar rakibini deplasmanda yenerek gruptan çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Zorlu maç öncesinde Fernando, Emre Akbaba, Nagatomo ve Eren Derdiyok'un sakatlıkları devam ediyor. 5 puanlı Schalke ise D grubunda 2. sırada. Mavi beyazlı ekipte kaleci Ralf Varman, savunma oyuncusu Hamza Mendil'le hücum futbolcusu Cedric Tuşer'in maç öncesi sakatlıkları bulunuyor. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Colum yönetecek. Veltins Arena'da oynanacak karşılaşma saat 23'te başlayacak. Galatasaray maçında geri dönüşe imza atan Fenerbahçe yeni bir başlangıcı hazırlanıyor. Derbi sonrasında yönetim, futbolcu ve taraftar olarak kenetlenen sarı lacivertliler çıkış yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Filip Koku yönetiminde lige kötü başlayan sarı lacivertliler geçmişe perde çekmek istiyor.
Yönetim Galatasaray karşısında olumlu sinyaller veren Erwin Koeman için bekle gör politikası uygulamaya karar verdi. Türk Telekom deplasmanında önemli bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe'de futbolcular da bir hayli moralli. Genç taraftar Koray Şener'in vefatının ardındansa yönetim taraftar takım üçlüsü arasında duygusal bir kenetlenme oluştu. Sarı lacivertli takım UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Anderlecht'i ağırlayacak. Ardından Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı bu iki maçı kazanarak çıkış yapmayı amaçlıyor. Sarı lacivertli yönetim de bu galibiyetlerle takımı Trabzonspor deplasmanına moralli göndermek istiyor. Beşiktaş'ın kalesi alarm veriyor. Siyah beyazların Alman file bekçisi Karius 11 maçta kalesinde 16 gol gördü. Fabri'nin Fulham'a transferi sonrasında Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Loris Karius son maçlardaki oyunuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor Toto Süper Lig'de 8 maça çıkan Alman eldiven kalesinde 9 gol gördü. Karius UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta kaleyi korudu ve 7 kez topu ağlarından çıkardı. 25 yaşındaki file bekçisi 11 resmi maçta 16 gol yedi. 11 karşılaşmanın 10'unda kalesini gole kapatmayı başaramayan Loris Karius sadece Vodafone Park'ta oynanan Kayseri Spor maçında gol yemedi. Karius böylece görev aldığı maçlarda yediği gol ortalamasının 1,4 olmasını engelleyemedi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a giden Alvaro Negredo gollerine devam ediyor. El Dafra maçını da boş geçmeyen İspanyol golcü 7 maçta 8 gole ulaştı. Spor Toto 1. Ligi'nde Gençler Birliği'nin performansı dikkat çekiyor. Başkent ekibi en yakın rakibi Bolu Spor'un 5 puan önünde zirvede yer alıyor. 11. haftanın sonuçları, puan durumu ve 12. haftanın programı geliyor ekranlarınıza. Altınordu 3, Tetiş Yapı Elazığ Spor 2, Denizli Spor 4, Adana Spor 2, Gazişehir Gaziantep 3, Altay 0, Hatay Spor 0, Ümraniye Spor 1, Kardemir Karabük Spor 0, Bolu Spor 2, Adana Demirspor 1, Afşet Afyonspor 0, Eskişehir Spor 1, Osmanlı Spor 0, İstanbul Spor 3, Balıkesir Spor Baltok 0, Gençler Birliği 1, Giresun Spor 0. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle. Gençler Birliği 31 puanla zirvede. Bolu Spor 26 puanla ikinci, Denizli Spor 22 puanla üçüncü, Gazişehir Gaziantep 21 puanla dördüncü sırada. 19'ar puanı bulunan takımlardan Adana Demirspor 5. Ümraniye Spor 6. sırada. Altınordu 16 puanla 7. Hatay Spor 15 puanla 8. Giresun Spor 14 puanla 9. sırada. Ligde 13'ar puanı bulunan 3 takımdan Osmanlı Spor 10. Adana Spor 11. İstanbul Spor 12. sırada. 13. sırada Altay'ın 12 puanı bulunuyor. 11'er puanı bulunan takımlardan Afşet Afyonspor 14. Eskişehir Spor 15. sırada. 16. sırada Balıkesir Spor Balto'nun 10, 17. sırada Tetiş Yapı Elazığ Spor'un 7 ve ligde son sırada yer alan Kardemir Karabük Spor'un eksi 2 puanı bulunuyor. Spor Toto 1. Lig'de gelecek haftanın programı ise şöyle. Adana Spor Gazişehir Gaziantep, Afşet Afyon Spor Hatay Spor, Bolu Spor Denizli Spor, Giresun Spor Kardemir Karabük Spor, Balıkesir Spor Baltok Gençler Birliği, Ümraniye Spor Altınordu, Tetiş Yapı Elazığ Spor Eskişehir Spor, Altay Adana Demirspor, Osmanlı Spor İstanbul Spor. Gün sonunda şimdi havanın durumu var. Bazı illerdeki hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu. İstanbul 14-20, Bursa 7-19, Kocaeli 13-20, Balıkesir 8-20, Edirne 9-19, Çanakkale 14-19, Tekirdağ 14-18, Kırklareli 11-18, Sakarya 13-18, Yalova 12-18 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu. İzmir 12-23, Denizli 9-24, Afyonkarahisar 2-18, Manisa 9-23, Kütahya 0-20, Muğla 6-23, Aydın 9-27, Uşak 5-21 derece.
Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu. Adana 13-24, Antalya 17-26, Mersin 16-24, Kahramanmaraş 12-22, Isparta 3-21, Hatay 13-21, Burdur 3-21, Osmaniye 14-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Ankara, Konya ve Eskişehir 6-17, Kayseri 3-15, Sivas 1-15, Nevşehir 2-13, Kırıkkale ve Kırşehir 4-17, Aksaray 5-16, Çankırı 1-18 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı çok bulutlu, Sinop sağanak yağışlı. Bolu 3-17, Zonguldak 10-17, Sinop 14-19, Karabük 4-20, Düzce 8-19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü kıyılar sağanak yağışlı, iç kesimler çok bulutlu. Samsun 12-18, Trabzon 14-17, Rize 14-18, Ordu 13-17, Artvin 9-17, Çorum 2-16, Gümüşhane 6-16, Giresun 14-18, Amasya 7-16, Bayburt 1-14 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu. Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır yağmurlu, Şırnak sağanak yağışlı. Erzurum sıfırın altında 1-10, Erzincan 2-16, Malatya 9-16, Elazığ 7-17, Kars sıfırın altında 4-10, Van 4-12, Hakkari ve Bitlis 4-10, Tunceli 8-18, Ardahan sıfırın altında 3-11 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu. Diyarbakır 9-18, Gaziantep 10-18, Şanlıurfa 12-20, Mardin 9-16, Batman 10-18, Siirt 9-18, Adıyaman ve Kilis 12-20 derece. Washington yönetimi İran'ı hedef alan yeni yaptırımları da yürürlüğe soktu. 8 ülkeye ise İran'dan petrol ithalatı konusunda muafiyet tanıdı. O ülkeler arasında Türkiye de var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz." dedi. 2023 hedeflerine vurgu yaptı ve fitnecilere fırsat vermememiz gerekiyor diye uyardı. Teröristlere göz açtırılmıyor. Şemdinli kırsalında bir terörist etkisiz hale getirilirken Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 terörist de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. İzmir'de FETÖ'nün finans ayağına yönelik davanın gerekçeli kararı açıklandı. Davada hüküm giyen 4 iş adamına terör örgütüne üye olmak suçundan 13 yıla kadar hapis cezası verildi. Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santrali'nde kazan dairesindeki basınçlı su hattı koptu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Magazin dünyasını sarsan şiddet olayında sözü savunma aldı. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gencoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kural, adliye çıkışında yargısız infaz yapıldığını öne sürdü. AK Parti'de 2019 yerel seçimleri için takvim işlemeye başladı. Genel merkez temayül yoklamalarında bu yıl bir ilki gerçekleştirecek. 18 Kasım'daki yoklamanın tamamı elektronik ortamda yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda da çalışmalar masadaydı. Geride bıraktığımız gün eski Başbakan Bülent Ecevit'in 12. ölüm yıldönümüydü. Türk siyasi tarihinde Kara Oğlan ve Kıbrıs Fatihi olarak anılan Bülent Ecevit, Ankara'da Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu 4. hafta maçında bugün Almanya'nın Schalke takımına konuk olacak. Gün sonunun ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız ve bir canlı yayın bağlantımız olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz çünkü orada ara seçimler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde artık geri sayım başladı diyebiliriz. Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi yenileniyor. Tabii bu Trump adına da aslında bir güven oylaması sayılacak mı? İşte bu sorunun cevabını Washington'da bulunan arkadaşımız Tuna Şanlı'ya sormak istiyorum. Tuna Şanlı, doğru bir tabir midir bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için bu bir güven oylaması mı olacak?
Mustafa, aslında doğru bir tabir. Yani bu Trump için, Cumhuriyetçi Parti için bir güven oynaması olacak. Aslında hatta Demokrat Parti için de bir güven oynaması olacak. Yani gerçekten gerektiği gibi bir muhalefet yapabildi mi yapamadı mı, seçmen bunu da değerlendirecek. Ve buna göre sandıkta oyunu kullanacak. Şunu hemen belirteyim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en geniş katılımlı seçimine doğru adım adım gidiyoruz. Ve yarın Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 gibi oy verme işlemi başlayacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Herkes bu seçimi bekliyor Mustafa. Ve özellikle de Cumhuriyetçi Parti hem Beyaz Sarayı hem de Kongre'nin iki kanadını, Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu elinde tutuyor 2 yıldır. Ve bu çoğunluğunu koruma peşinde. Demokratlarsa çoğunluğu ele geçirip bir denge unsuru yaratma, Donald Trump'ı daha da köşeye sıkıştırmanın peşinde. Donald Trump birkaç haftadır miting üstüne miting düzenliyordu. Bugün 3 mitinge birden katıldı. Önce Ohio'daydı sabah. Öğle saatlerinde Indiana eyaletine geçti. Şu dakikalarda da Missouri'de seçmenine sesleniyor ve bu mitinglerde destek çabası var Donald Trump'a. Mitinglerde olsun, politikalarında olsun Donald Trump'ın eleştirildiği yanlar da var. Destek bulduğu yanlar da var. Öncelikle kullandığı dil ve ayrıştırıcı olarak da tabir edilen dili eleştiriliyor. Özellikle hem mitinglerde yaptığı açıklamalar, hem özellikle göçmen politikaları ile ilgili sarf ettiği sözler ayrımcı bulunuyor ve bu büyük eleştiri toplamış durumda. Mitinglerde göçmenlere yönelik sarf ettiği sözler çok büyük tepki toplamış durumda. Rusya soruşturması nedeniyle köşeye sıkışmış bir Donald Trump var ve özellikle de bundan sonraki süreçte ekonomi politikaları her ne kadar iyiye giderse gitsin, Donald Trump'ın ülke içinde çok da fazla bu bahsettiğim nedenlerden dolayı destek bulmayacağını düşünenler var. Ama diğer taraftan Donald Trump'ın artıları da var bu süreçte. Cumhuriyetçi Parti hem Beyaz Saray hem de Kongre'de çoğunluğa sahip olmasına karşın 2 yıldır Donald Trump yasaları geçmeyen, atamaları yapılmayan bir başkan konumundaydı. Yani mağdur başkan konumunda. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti tabanı Donald Trump'ı ve Cumhuriyetçi Parti'ye yasaları çıkarabilsin, atamaları yapabilsin diye daha güçlü hale getirmek için sandığa gidecek. Demokrat Parti de bunu engellemeye çalışacak. Ekonomi verileri demiştim az önce. Ekonomi verileri çok iyi durumda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Amerikalılar özellikle ara seçimlerde olsun, başkanlık seçimlerinde olsun oy kullanırken önce ekonomiye bakar. Pek çok kriter vardır Amerikalıların oy kullanırken düşündüğü ama ilk baktıkları ekonomidir. Bu açıdan Donald Trump'ın artı hanesinde olduğunu söyleyebiliriz ekonomi verilerin. Ve özellikle 3 aydır gündemi meşgul eden ve birkaç hafta önce ataması yapılan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'la ilgili tartışmalar ve 3 ay boyunca demokratların engellemesine karşı sonunda Donald Trump'ın ve cumhuriyetçilerin isteği gerçekleşip de Brett Kavanaugh'un ömür boyu Yüksek Mahkeme Yargıçlığına seçilmesiyle birlikte Cumhuriyetçiler bir zafer kazanmış pozisyonuna düştü. Dolayısıyla bu da Donald Trump'ın artı hanesine eklenecek. Şimdiye kadar Mustafa, erken oy kullanma diye bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu ana kadar 34 milyon kişi oyunu kullandı bile. Erken oy kullanmalarda daha çok Demokrat Parti'ye oy çıkıyor. Seçim günü kullanılan oylarda ise Cumhuriyetçi Parti'ye çıkıyor. Bu böyle olacak diye bir kaide yok ama geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde anketlere, istatistiklere baktığınız zaman hep böyle olmuş. Eğer bu şekilde olursa erken oy kullanım oranı 1,5 katı arttığı için Demokrat Parti'nin oylarını bir hayli arttırdığını düşünebiliriz. Ama yarın Cumhuriyetçi Parti yandaşlarının sandığa katılımı da bu noktada önemli ve az önce dediğim gibi tarihin en geniş katılımlı seçimi olacak. Cumhuriyetçi Parti tabanında bu seçimi dört gözle bekliyor. Özellikle şundan da bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri siyasi sisteminin bir özelliği vardır Mustafa. Şimdi İktidar partisinin hem yürütme yani Beyaz Saray hem de arkamda gördüğünüz yasama yani kongre, alt kanatları Senato ve Temsilciler Meclisi olan kongreyi aynı anda kontrol etmesi çok sık rastlanan bir durum değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yalnız 11 kez gerçekleşmiş ve 11.si de şu an tanıklık ediyoruz. Hem Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi aday var, başkan var, hem de kongrede çoğunluğa sahipler. İşte Amerikalılar bir denge unsuru olsun, bir denetim mekanizması olsun diye ara seçimlerde gider karşı partiye oy verir. Herhangi bir kötülüğünü gördüğünden değil ya da iktidar partisinin olumsuz bir yanını gördüğü için değil, sırf denge mekanizmasını harekete geçirmek için. Dolayısıyla bu Demokrat Parti'nin elini güçlendiren bir durum. Bu nedenle Demokrat Parti'nin avantajlı olduğunu düşünenler de var. Ancak özellikle şunu değerlendirmek
değerlendirme de tutmamız gerekiyor. Senatonun yalnız 1/3 değişecek. Temsilciler Meclisi'nin tamamı değişecek. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti'nin senatoda çoğunluğunu kaybetmesine pek olası gözle bakılmıyor. Tabii ki her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Değişebilir de. Ama Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin çoğunluğu alabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Alamasa bile mevcut şu anki farkın daha da kapanacağı konuşuluyor. Bütün bunlar farazi konuşmalar. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde eski siyasetçilerle de konuştum Mustafa. Yıllarını bu işe vermiş Kongre ve Beyaz Saray muhabiri Amerikalı gazetecilerle, meslektaşlarımla da konuştum çok sayıda. Ve hepsi sonucu en öngörülemeyen seçim olarak tanımlıyor bunu ve bu en geniş katılımlı seçim sonucunun kimseyi şaşırtmaması gerektiği konusunda hemfikir. Demokratlar çoğunluğu kazanırsa da şaşırmayın diyorlar. Cumhuriyetçiler çoğunluğu korursa, hatta arttırırsa da yine şaşırmayın diyorlar. Peki birkaç cümleyle Amerika'nın ara seçimi Amerika'yı, Türkiye'yi ve dünyayı nasıl etkileyecek? Kısaca bundan bahsedelim. Öncelikle eğer Cumhuriyetçiler mevcut pozisyonlarını korursa, mevcut çoğunluğu korursa ve bu tablo değişmezse, bu Trump'ın tablosunda da bir değişiklik yaratmayacak. Donald Trump yine yasaları geçmeyen, atamaları yapılmayan, dünyaya olsun, iç gündeme olsun, ülke içine olsun sert söylemlerde, ezber bozan söylemlerde bulunan bir başkan görüntüsünde kalmaya devam edecek. Eğer Cumhuriyetçiler sandalye sayısını arttırırsa yarınki seçimden sonra, işte o zaman Donald Trump yasaları geçen, atamaları yapılan bir başkan haline gelebilir. 2 yıldır topal ördek diye tanımlanan, Amerikan siyasi kültüründe topal ördek diye tanımlanan durumu da atlatabilir. Eğer demokratlar çoğunluğu ele geçirirse yarın, Donald Trump için çanlar işte o zaman çalacak. Hali hazırda zaten yasaları, atamaları geçmeyen bir başkanken Donald Trump bundan sonra tamamen bir topal ördek durumuna düşecek. Bir iki cümleyle bilmeyen izleyicilerimiz için topal ördek kavramını açayım. Örneğin geçtiğimiz 2 yıl önceki Kasım ayında ki seçimden sonra Donald Trump seçimi kazandı ama Obama 2,5 ay daha Beyaz Saray'da oturdu. 20 Ocak 2017'ye kadar. Seçimin olduğu günle 20 Ocak 2017 arasındaki 2,5 aylık süre boyunca Obama Beyaz Saray'da oturmasına karşın yasa çıkaramadı, uluslararası anlaşma yapamadı. Bu süreç Amerika Birleşik Devletleri başkanları için topal ördek olarak tanımlanıyor. Kağıt üstünde Obama başkandı ama hiçbir fonksiyonu yoktu. İşte Donald Trump'ın 2,5 ay değil, eğer demokratlar yarın çoğunluğu ele geçirirse 2 yıl boyunca bu pozisyona düşme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Ama dediğimiz gibi her an her şey olabilir. Şunu söylemekte bir cümle fayda var. Göstergeler demokratları işaret ediyor ama Temsilciler Meclisi'nde Donald Trump ve Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu korursa hiç kimse şaşırmasın. Son olarak Türkiye ile ilişkileri nasıl etkiler, bundan da bahsedelim. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri stratejik ortak ve 60 yıllık müttefikler. Dolayısıyla ara seçimler ya da başkanlık seçimleri bu iki ülkenin ilişkilerini kökten değiştirmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerin Türk-Amerikan ilişkilerine doğrudan bir etkisi de olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye desteği, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve FETÖ ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürülmekte olan, FBI tarafından sürdürülmekte olan soruşturmalar. Bunlar tabii Dışişleri Bakanlığı'nın politikaları, Adalet Bakanlığı'nın sürdürdüğü soruşturmalar kendi mecralarında devam edecek. Görüşmeler de devam edecek. İki ülke arasında son günlerde, son haftalarda yakalanan ivme büyük olasılıkla sürecek ve ara seçiminde buna bir etkisi olmayacak. Bir cümleyle dünyaya nasıl etkisi olabilir, ondan bahsedeyim. Eğer Cumhuriyetçiler çoğunluğu arttırırsa ya da korursa, Donald Trump yine ezber bozan açıklamalar yapan, sert açıklamalar yapan bir başkan pozisyonuna devam edecek. Ezber bozan kararlar alacak belki. Yine uluslararası anlaşmalardan çekilme tehditleri savuracak. Ama Demokrat Parti eğer çoğunluğu korursa, daha doğrusu sağlarsa yarınki seçimde, işte o zaman daha ayağı yere sağlam basan ve daha temkinli bir Donald Trump görecek dünya, Mustafa. Tunaşan, kısa bir sorumuz da olacak. Washington yönetimi İran'a yönelik yaptırımlarını yeniden güncelledi. Muaf tutulan ülkeler vardı. Türkiye'de muafiyet uygulanan petrol ithalatı, İran'dan petrol ithal eden ülkelerden arasında yer aldı. Muaf tutulan ülkeler arasında yer aldı. Bu süre ne kadar olacak? Peki İran'a uygulanan bu yaptırımların içeriği ne? Onu da kısaca senden dinleyelim. Mustafa, bu süre, yani ülkelerin, Türkiye dahil 8 ülkenin muaf tutulma süresi
6 ay. 6 ay sonra bu ülkelerden İran'dan petrol alımını sıfırlamalarını istiyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi. Ve özellikle bu noktada Pompeo'nun açıklamasını, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasını hatırlamamız gerekiyor. Ve Trump'ın da birkaç saat önce yaptığı bir açıklama var. Onunla örtüştürerek düşünmemiz gerekiyor bunu. Donald Trump İran'a petrol ambargosu ile ilgili çok aceleci davranmayacağını ve yavaş yavaş bu ambargoyu sürdürmek istediğini söyledi. Dünya petrol piyasalarının bir an evvel bu işten olumsuz etkilenmemesi için bir an evvel hayata geçirmeyecekler. Yani hemen bugünden yarına bir petrol ambargosu tabii başladı ama birdenbire özellikle 8 ülkenin bu ithalatı sıfıra bugünden yarına indirmesini istememelerini dünya petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açmamak olarak açıkladı. Donald Trump böyle bir isteğim yok dedi. Dolayısıyla Mike Pompeo'nun açıklamasını da bu çerçevede düşünmemiz lazım. O da dünya petrol piyasalarının bu ambargodan olumsuz etkilenmeyeceğini, çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan olarak ciddi şekilde bir petrol arzında bulunduklarını ifade etti. Bu 8 ülkenin de zaten kademeli olarak 6 ay içinde azaltılmasını istemesi de Donald Trump yönetiminin buna dayanıyor. 6 ay sonra da bu petrol ithalatını sıfırlamalarını istiyor bu 8 ülkeden Trump yönetimi. Peki muafiyet nasıl işleyecek? Örneğin Türkiye'yi ele alalım. Türkiye diyelim ki İran'dan işte 10 milyon dolarlık bir petrol ithalatı yaptı. Türkiye bir bankada, bu devlet bankası da olabilir, özel bankada olabilir, bloke hesap açacak. Ve 10 milyon doları bu hesaba yatıracak. Ancak adı üstünde bloke hesap olduğu için o paraya dokunamayacak İran. O para değerinde bir kredi açılacak İran'a ve İran o krediyi çekecek. Eğer İran'ın o parayı gıda, ilaç ve tıbbi malzeme için kullandığı doğrulanırsa, bütün dünya, özellikle de Türkiye bundan emin olursa, ithalatı yapan ülke tabii, o zaman o 10 milyon doları serbest bırakacak bloke hesaptan. Sistem de bu şekilde işliyor. Önümüzdeki günler petrol piyasalarında çok ciddi bir dalgalanma beklenmiyor bu konuda. Birkaç cümlede şundan bahsetmek gerekiyor. Donald Trump'ın ülke içinde nadir destek bulduğu konulardan İran'a petrol ambargosu. Çünkü Amerikalılar da İran'ı tehlikeli bir ülke olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görüyor Mustafa. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes yarınki ara seçime kilitlenmiş durumda. İran çok arkalarda kaldı burada gündemde. Zaten çıkan haberlerde de Donald Trump'ı destekler nitelikte genellikle. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Tuna Şanlı'dan dinledik detayları. Peki, bu İran'a yönelik yaptırımlardan Türkiye'ye muafiyet tanınacağını açıklaması piyasalara nasıl yansıdı? Hemen söyleyelim, olumlu yansıdı. Türk lirası dolar karşısında %1'in üzerinde değer kazandı. Borsa ise günü %1,94 yükselişle tamamladı. İran'a yaptırım kararlarından 6 ay süreyle geçici muaf tutulan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alması serbest döviz piyasasında olumlu etki gösterdi. Gün içerisinde 5,40 seviyelerinin üzerinde yatay seyreden dolar, akşam gelen muafiyet haberiyle birlikte düşüşe geçti. Dolar, Türk lirası karşısında 9 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesi olan 5,35'e kadar geriledi. Avro ise 6,11'e kadar düştü. Olumlu haberler borsaya da yansıdı. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1,94 artışla 95.947'den kapattı. Yoğun gündeme yine bir Twitter molası veriyoruz. Sizden gelen mesajlar var, haberlerimiz hakkındaki yorumlarınız, paylaşımlarınız var. Nazım Gökçe: selam, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Bursa'dan Nazım Gökçe. Komşum Mehmet Korkmaz'la evimde çay sohbeti ve TRT Haber izleyerek demiş. Bu saatte bizi izleyip sohbet etmesi komşusuyla gerçekten hoşumuza gidiyor. Evet, ampute milli takımımız, az önce ekrana getirmiştik. Yürekten kutluyoruz. Kaptanımız Osman Çakmak kardeşimizi ve takım arkadaşlarını alınlarından öpüyoruz. Koca yürekli kardeşlerim, ülkemize ve bize yaşattığınız gurur ve mutluluk kalbinizde yansısın. Seviliyorsunuz, yalnız değilsiniz demiş Almanya'dan Necdet Aydın. Hakkı Dilek: engelli bireyler olarak devletimizden E-Devlet'e engelli heyet raporu sorgulama hizmeti getirilmesini istiyoruz. Evrak, rapor gerektiğinde her seferinde rapor aldığımız hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Sesimiz olun demiş, biz de bunu ekrana taşıyalım. Adnan Şahin Hollanda'dan selamlar demiş, kendisinin fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Hayri Yanık: Türk milletinin hedefi örneklik ve öncülüktür. Bunu gerçekleştirmek en kutsal görev olmalı demiş. Bursa'dan
Ahmet Bey, sağlıklı insan her zaman spor yapabilir. Yine canlı yayında spor yapan kişileri ekrana getirmiştik. Ona ilişkin bir notu. Burak Sağlam, tabii ki gece haberi TRT Haber'de izlenir. İyi yayınlar, iyi geceler demiş. Arkadaşların fotoğraflarıyla birlikte bize ulaşan mesajı. Ali Bey amca, Karaman'dan hayırlı akşamlar. Gece kalkıp doğru haberi seyredip yatıyorum. Ekibinize size sağlıklı uzun ömürler demiş. Teşekkür ediyoruz Ali amca. Uyku molasında gün sonunu ihmal etmiyor. Osman Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu'dan selamlar. Osman Akkoç ben. Haberin tadını sizden alıyoruz. Başarılar dilerimiz dilemiş. Osman Bey'e de teşekkür ediyoruz. Mesajlar bu şekildeydi. Sizden geldikçe bizler de onları ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Ama Türkiye'nin gündemi yoğun. Biz siyaset haberleriyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanları ile telekonferans yoluyla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçimler öncesinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda parti yöneticileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. 4 saat süren toplantının ardından İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrılan Erdoğan, ilçe başkanlarıyla da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AK Parti ilçe başkanlarıyla telekonferans yoluyla görüşme yaptı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Yerel seçimler yaklaşıyor ve biz AK Parti ile devam edelim. 2019 yerel seçimleri için AK Parti'de takvim işlemeye başladı. Genel merkez temayül yoklamalarında bu yıl bir ilki gerçekleştirecek. Nasıl mı? 18 Kasım'daki yoklamanın tamamı elektronik ortamda yapılacak. E-temayül sistemi ile çalışmalar bir günde tamamlanacak. Ayrıca 3 ton kağıttan tasarruf sağlanacak. İlk gün şimdiden 127 adayı başvuru yaptı. Saat 10 ile 16 arasında gerçekleşecek olan teşkilat temayül yoklamalarının hemen ardından saat 16'da kapanır kapanmaz inşallah sonuçlar elektronik ortamda tespit edileceği için Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne düşmüş olacak. Hem zamandan hem kağıttan tasarruf edilecek. Temayül yoklamalarının tamamı elektronik ortamda gerçekleşecek. AK Parti, belediye başkanı aday adaylarının başvurularında yeni bir uygulamayı, e-temayül sistemini hayata geçirecek. Bir günde bütün sayımı mayımı gerçekleşecek şekilde bu işi bitirmiş olacağız. İki, tasarruf edeceğiz. Neden? Kağıttan tasarruf edeceğiz. Ne kadar kağıttan tasarruf ediyoruz? Bir temayül yoklamasında 3 ton civarında kağıttan tasarruf edeceğiz. AK Parti'de adaylık başvuruları tamamlanacak, sonrasında bir ilk yaşanacak. Temayül yoklaması ilk kez internet üzerinden yapılacak. 81 ilde 18 Kasım'da saat 10 ve 16 arasında bütün temayül yoklamaları tamamlanmış olacak. AK Parti'de yerel seçimler için adaylık başvuruları başladı. İlk günkü başvurular elektronik ortamda sisteme kaydedildi. An itibariyle toplam 127 adayı müracaatının sisteme girildiğini görüyoruz. Başvuru süreci 12 Kasım'da sona erecek. AK Parti bütün çevrelerde seçime katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylarından 10 bin lira aidat alınacak. Aday adayları nüfusu 100 binin üzerinde olan iller için 5 bin lira, diğer illerle 200 binden fazla nüfusu ilçeler için 3 bin lira aidat yatıracak. Kadın ve genç aday adayları belirlenen aidatların yarısını, engelli aday adayları ise 1/4'ünü ödeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda çalışmalar masadaydı. Ankara'da Mansur Yavaş'ın CHP ile İyi Parti'nin ortak adayı olacak mı sorusuna parti sözcüsü Faik Öztrak, biz de gazetelerden takip ediyoruz yanıtını verdi. CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Görüşmeler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Biz de bunları sizler gibi gazetelerden takip ediyoruz. Mansur Yavaş, CHP ile İYİ Parti'nin ortak adayı olacak mı sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, biz de gazetelerden takip ediyoruz dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Masada yerel seçim hazırlıkları vardı. Aday belirleme kriterleriyle bölgelere yönelik izlenecek yol haritası bir kez daha gözden geçirildi. Görevlendirilen milletvekili ve parti meclisi üyelerinin raporları değerlendirildi. Aralık ayına kadar büyük şehirlerin de aralarında olduğu adaylık sürecini netleştirmiş, adaylarımızı büyük ölçüde açıklamış olacağız.
24 Ekim'de toplanan parti meclisi 105 ilçe ve belde adayını belirledi. Gelecek hafta yapılacak toplantıda da 150 adayın daha açıklanması bekleniyor. Bu süreçte anket ve temayül yoklamaları da yapılmaya devam edecek. Her kesimden oy alabilecek adayın belirlenmesi için çalışmalar sürdürülecek. Gözler ise Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde hangi isimlerin aday gösterileceğinde. Sandık ittifakı vurgusu yapan CHP'nin nasıl bir formül izleyeceği ise ilerleyen günlerde netleşecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Gündeminde yerel seçim çalışmaları vardı. Kurtulmuş, mütevazi ve gayretli insanlarla yola devam edeceklerini söyledi. En iyi belediye başkan adaylarımızı çıkaralım. En iyi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adayı olacak arkadaşlarımızın da kendi güçlerinin olması, toplumsal karşılıklarının olması, partimize ilave getirisi olmasına özel bir gayret göstereceğiz. Çünkü artık partinin üstüne basarak yükselmek isteyen topluma vereceği bir şey yok. Mütevazi insanlarla, gayretli ve adaletli insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Ahmet Şadan Ersoy partisinden istifa etti. Ahmet Şadan Ersoy partisinden istifa ettiğini ve önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Ersoy, istifa nedeni olarak yaklaşan yerel seçimler nedeniyle CHP ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin olumsuz tavırlarını öne sürdü. Magazin dünyasını sarsan şiddet olayında sözü artık savunma aldı. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Kural, adliye çıkışında yargısız infaz yapıldığını öne sürdü. Ahmet Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Ahmet Kural, öğle saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddet bürosuna şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İçeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. Yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Böyle bir konuyla adımın anıldığı için, anılmasını hiç istemediğim bir konu. Anıldığı için herkesten çok özür diliyorum tekrar. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. Avukat Sibel Aydın da olayla ilgili manipülasyon yapıldığını iddia etti. Müvekkilim ifadesinde olayın tüm ayrıntılarını anlatmıştır. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiş ve farklı bir algı yaratılmıştır. Bunun dışında müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kişilik haklarına zarar verecek olan herhangi bir asılsız iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle her türlü kişi, kurum hakkında yasal sürece yarından itibaren derhal başlıyoruz. Ahmet Kural açıklama yaptığı sırada adli önünde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Ünlü şarkıcı Sıla geçen hafta Kural'ın kendisine fiziki şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurmuş ve 3 ay koruma kararı aldırmıştı. Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santrali'nde kazan dairesindeki basınçlı su hattı koptu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ağır yaralandı. Kazan binasında bakım onarım çalışması yapılıyordu. Basınçlı su hattı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Olay 18 Mart Çan Termik Santrali'nde meydana geldi. Kaza termik santralin kazan binasında gerçekleşti. Basınçlı suyun bulunduğu boru yerinden çıkınca bu bir işçiyi isabet etti. İşçi Ferdi Mutlu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Onur Terzi, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada Çan Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle tutuklanan Adnan Oktar'ın kasası itirafçı oldu. Para trafiğini yöneten Özkan Memati, Türkiye'den Dubai ve Hong Kong'a uzanan dolandırıcılık ağını bir bir anlattı. Efendim neler söyleyeceksiniz?
Türkiye, Dubai, Hong Kong, Çin ve küçük ülkelerde offshore hesapları, batık krediler. Adnan Oktar'ın finans sorumlusu Özkan Memati itirafçı oldu. İnsanları nasıl dolandırdıklarını anlattı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Özkan Memati, örgütün para kaynaklarını ve Oktar'a inanan kişilerin mallarına nasıl el koyduklarını itiraf etti. Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kar vereceğiz vaadiyle ev ve arsaları alınarak 1-2 ay kar payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır. Memati, Türkiye'den Dubai ve Hong Kong'a uzanan dolandırıcılık ağını da deşifre etti. 2006-2017 yıllar arasında yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla toplamda 30 milyon TL'lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar'ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Memati kendilerine ait şirketlerin ithal ettiği ürünleri gümrükten usulsüz şekilde geçirerek vergi kaçırdıklarını da belirtti. Kuzey Irak ve Dubai'de benzer yöntemlerle örgüte para aktardıklarını söyledi. Bursa'da bir kadın sürücünün kullandığı araç kontrolden çıktı. Taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazada kadın sürücü yaralandı. Bu görüntüler İnegöl ilçesinde kaydedildi. Arzu Tuzun'un kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Taklalar attı, şarampole yuvarlandı. Bu sırada sürücü Arzu Tuzun otomobilden dışarı fırladı. Sürücünün yardımına çevredeki esnaf koştu. Devlet hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun kritik olduğu bildirildi. Burdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 40 saniyede 30 bin liralık soygun. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hırsızlar kaldırım taşlarıyla camını kırarak girdikleri bayiden yaklaşık 30 bin değerinde cep telefonu çaldı. Cumartesi gecesi meydana gelen olayı tek gören vardı, o da güvenlik kamerasıydı. Kartepe ilçesi Köseköy mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki hırsızlık sadece 40 saniye sürdü. Soygun anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Gece saat 3 sıraları Leyla Atakan Caddesi'ne plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen 3 maskeli 4 kişi iş yerinin camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak içeri girdi. Tezgah ve çekmecelerde bulunan 12 cep telefonunu ve kasadaki 350 lirayı çalan şüpheliler girdikleri yerden kaçtılar. Kepenk kapalı. O ara ben kepenk kapalı ama hala fark edemedim. O ara polisler dedi ki cam kırılmış. Cam kırık yerden girmişler normalde. Taşla, tuğlayla vurmuşlar hatta. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden soyguncuları arıyor. Gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'da ihbar üzerine bir depoya baskın yaptı. İnsan sağlığına zararlı maddeler içeren binlerce sahte parfümle kol saati ve kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen malların piyasa değeri 4 milyon liradan fazla. Operasyondaysa bir kişi gözaltına alındı. Kutu kutu parfümler, yüzlerce saat. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ihbar üzerine İstanbul'da inceleme ve araştırma yaptı. Adres belirlendi. O adresteki depoya operasyon yapıldı. Depoda muhtelif markalarda 15 bin sahte parfümle 4250 adet kol saati ve kutusu ele geçirildi. Ele geçirilenlerin değeri 4 milyon 605 bin lira. Dermatolog ve uzmanlarca incelemeler yapıldı. Ele geçirilen parfümlerin sahte olduğu ve insan sağlığına zararlı maddeler içerdiği tespit edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Sıfır Atık Projesi artık yaygınlaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projeye Adalet Bakanlığı da katıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm birimlerde sıfır atık çalışma ekibinin kurulduğunu belirtti. Projeyi cezaevlerinde ve adliyelerde de yaygınlaştırarak sürdüreceğiz dedi. Sıfır Atık Projesi seferberliğe dönüştü. Amaç hiçbir atığın israf edilmemesi. Geri dönüşüm ve ekonomiye, esas itibariyle de çevreye, geleceğimiz nesillerimize, ülkemize büyük katkı sağlayacak bu projeye destek veriyoruz. Projenin uygulandığı bir durakta Adalet Bakanlığı oldu. Abdülhamit Gül'ün talimatıyla bakanlığa geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.
Adalet Bakanlığımızın tüm birimlerinde bu konuyla ilgili görevlendirmeler yapıldı ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza da yine gerekli protokoller yapıldı, işbirliği içerisinde uyguluyoruz. Gül projenin daha da yaygınlaşacağına dikkat çekti. Tüm cezaevlerinde de ve yine adliyelerde de bunu yaygınlaştırarak sürdüreceğiz. Daha temiz, daha yeşil, daha çevreci bir anlayışı her yerde uygulayacağız. Bir yılı geride bırakan sıfır atık projesi Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, TRT ve pek çok kamu kurumunda uygulanıyor. İstanbul Esenler'de okullarda kurulan sistem geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor. Sistemin adı Esmatik. Öğrenciler geri dönüştürülebilir atı Esmatik'e atarak kendilerine ait kartlara puan yüklüyor. Bununla da kantinden alışveriş yapabiliyorlar. İşte sistemin ayrıntıları. Türkiye'de yıllık 1,5 milyarlık geri kazanılabilir atık çöpe gidiyor. Esenler'de tekrar kullanılabilir atıkların değerlendirilmesi için bir proje hayata geçirildi. Esmatik projesiyle çocuklar geri dönüştürülebilir atıkları puana çeviriyor. Çevrilen puanlarda kantinden alışveriş yapmaları konusunda onlara yardımcı oluyor. Esmatik projesinin çalışma sistemi çok basit. Pet şişenin puan değeri 1, alüminyum kutunun 2, cam şişenin ise 0,1 puan. Her puanın karşılığı ise 2,5 kuruş. Öğrencimizden kartınızı alıyoruz. Makinamıza bu şekilde okutuyoruz. Ne kadar puanı varsa ona göre istediği ürünü veriyoruz. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük mirasın doğa bilinci olduğunu düşünüyoruz. Bizler bu bilince sahibiz yetişkinler öğretmenleri olarak. Çocuklar tasarruf bilinci ve çevre duyarlılığı kazanıyor. Abim benim garsonluk yapıyor. Ben oradan topladım getirdim. Çok atıyorlardı. Ben de dedim ziyan olmasın. Okula böyle bir şey gelmiş. Getireyim atayım dedim. Çöpe attığımızda doğada çözülme süresi 100 yılı bile aşabiliyor pet şişelerimizi. Onun için daha rahat ayrıştırılabilmesi ve okul harçlıklarımızın çıkartabilmemiz için ben esmatiğe atmayı tercih ederim. Ve insanları bu konuda bilinçlendirilmesini dilerim. Menderes Ortaokulu'nda bir aydır kurulu bu sistemde günlük 75 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Güneş en ucuz yenilenebilir enerji kaynağı. 1 megawattlık güneş santralinin yatırım maliyeti 12 yıl önce 5 milyon dolardı. Şimdi bu rakam 800 bin dolara kadar geriledi. Türkiye elverişli iklimiyle bu alanda en şanslı ülkelerden. Güneşten 4723 megawattlık enerji üretiyoruz. Bu rakam hızla artıyor. Üretimdeki artışın en önemli nedeni ise yatırım maliyetlerinin düşmesi. 2000'li yılların ortalarında hani 5 milyon dolarlara kadar megawatt başı maliyet vardı. Şimdi günümüze baktığımızda bu 800 bin dolarlara, hatta büyük ölçek projelerde 700 bin dolarlara kadar iniyor. Konutlarda ise maliyet kilowatt saat başına 45 ila 60 sent arasında değişiyor. Üstelik teknolojinin hızla gelişmesi bu rakamları daha da aşağı çekecek gibi görünüyor. 2023 yılındaki beklenti megawatt başına maliyetin 500 hatta 400 bin dolara inmesi. Silikonun içine değişik malzemeler, materyaller katarak ondan güneş enerjisinin elektriğe dönüşmesi için kullanılıyor. Verim sürekli artıyor. Verim sürekli arttıkça tabii o seri üretim miktarına bağlı olarak da daha ucuz malzeme kullanarak toptan panel üretim maliyetleri neredeyse birkaç yıl içinde yarı yarıya inmiş olacak. Peki Türkiye'de güneş enerjisine yatırım için en verimli bölge neresi? Güneş enerjisinden güneş panelleriyle yararlanma sırasında da ortam sıcaklığının düşük olması bekleniyor. Yani 0 derecede ortam sıcaklığında verim %10-15 mertebesinde artabiliyor. Şu anda Türkiye'deki bu güneş yatırımlarının en feasible, en çok elektrik üretimini sağlayabileceğimiz yerler Torosların güney yamaçları ve yüksek tepeler ama. Türkiye'de kurulu gücün 4700 megawattı lisanssız, 23 megawattı lisanslı santralden elde ediliyor. İnternet üzerinden alışveriş giderek yaygınlaşıyor. Pek çok kişi zamandan ve paradan tasarruf için alışverişte interneti tercih ediyor. Türkiye'de ise internet üzerinden en çok giyim ve spor malzemesi alınıyor. Almanya'da bu yöntem öyle yaygın hale geldi ki halkın %60'ı bu yolla alışveriş yapıyor. Üstelik aralarında çocuklar da var.
Modeller tek tek taranıyor. En uygun fiyat için tüm detaylar titizlikle inceleniyor. İnternet üzerinden alışveriş pek çok kişinin hayatında vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Günümüzde dükkanlardan aldığımız kitaplar hayli pahalı olduğu için kitap alıyorum. Aynı zamanda spor eşyaları, saati de başka bir internet sitesinden aldım. Gençler internette alışverişi en çok tercih eden kesim. Pek çoğunun teknolojiyle arası iyi. Böylece en uygun fırsatları kolluyorlar. Kaliteli ürünü ucuza almanın yollarını arıyorlar. Çocuk yaştakilerin de sanal mağazalara ilgisi yoğun. Ben internetten alışveriş yapıyorum. Bir tane kart var, ona gidiyorsun, kendin parayı dolduruyorsun. Ondan alışveriş yapılıyor. İnternet üzerinden alışveriş sanal dünyaya açılan mağazaları da memnun ediyor. Biz de buna ayak uyduruyoruz. Biz de internetten alışveriş yapıyoruz. Hem caddede, yani ürünlerimizi satabiliyoruz internetten. Daha çok geniş bir yelpazede müşteri kitlesine ulaşılabildiği için çok rahat oluyor. İnternetten alışveriş giderek artıyor. Ancak hala bir kesim satın alacakları ürüne dokunmadan almamayı tercih ediyor. Kimi alacağı ürünü gözüyle görüp test etmek istiyor, kimi de güvenlik kaygısına kapılıyor. Bizim yaşımız olan ya üniversite gençlerini genelde böyle kandırıyorlar ve benim yüklü miktarda paramı almışlardı. Siz tercih ediyor musunuz? Yok, ben tercih etmiyorum. İnternetten gezerek böyle mağazalara girerek öyle alışveriş yapıyorum. Yine de internetten alışveriş yaygınlaşıyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya bu anlamda çarpıcı bir örnek. Ülke nüfusunun %60'ı, yani 50 milyon insan internet üzerinden mal ve hizmet alıyor. Hatta bu alışverişi yapanların yaşı 10'a kadar düşüyor. yıllık siyasetçi, şair ve yazar. Geride bıraktığımız gün eski başbakan Bülent Ecevit'in 12. ölüm yıl dönümüydü. Türk siyaseti tarihinde Karaoğlan ve Kıbrıs Fatihi olarak anıldı. Evet, hatta Bülent Ecevit'in biz adaya barış getirmek için, sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için gidiyoruz sözleri hala hafızalardaki yerini koruyor. Bülent Ecevit Ankara'da devlet mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı. Türk siyasetine damga vuran isimlerden eski başbakan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Bülent Ecevit için kabrinin bulunduğu Ankara'daki devlet mezarlığında bir tören düzenlendi. Töreni Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ecevit Çağrayış Platformu üyeleriyle çok sayıda partili katıldı. Kabrine çelenk konuldu, dualar okundu. Törende konuşan Önder Aksakal, Ecevit'in devlet adamlığına dikkat çekti. Bülent Ecevit, Türk siyasi tarihinde çok önemli yer tutmuş. Ülke ve dünya siyasetinde en üst düzeyde saygınlığı elde edebilmiş ender devlet adamlarından bir tanesidir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bülent Ecevit'in vefatının 12. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bülent Ecevit emekten ve emekçiden yana tutumuyla siyasi tarihimizde silinmez bir yer almıştır dedi. Bülent Ecevit 1925 yılında siyasetçi ressam bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Siyasi yaşama 1953 yılında CHP Gençlik Kolları'nda başladı. 32 yaşında milletvekili, 36 yaşında bakan koltuğuna oturdu. 1973 genel seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı oldu. Siyasette Karaoğlan lakabıyla anıldı. Koalisyon hükümetinin başbakanı iken Kıbrıs Barış Harekatı kararını verdi. Türk askeri adaya çıktı. Ecevit o günden sonra Kıbrıs Fatihi olarak da anıldı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. 1980 darbesiyle birlikte siyaset dışı kaldı. 1987'de Demokratik Sol Parti'nin başına geçti. 1999'da Ecevit'in azınlık hükümetinin iktidarda olduğu sırada terörist başı Abdullah Öcalan Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le yaşadığı tartışma ülkeyi ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. DSP 3 Kasım 2002'deki seçimlerde barajın altında kaldı. 24 Temmuz 2004 tarihinde yapılan 6. Olağan Kurultay'la da aktif siyaseti bıraktı. 32 yaşında başladığı siyasi yaşamı 79 yaşında sona erdi. Bülent Ecevit'in siyasi hayatı kadar 1946 yılında evlendiği Rahşan Ecevit'e olan bağlılığı da çok konuşuldu.
Ecevit 5 Kasım 2006'da dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etti. Yaşadığı dönemi en iyi şekilde yazdı. Ünlü Kırgızistan sınırlarını aştı. Cengiz Aytmatov savaşları, aşkları, emekçileri, dağı, taşı, toprağı anlattı. Dünya edebiyat tarihine damga vurdu. Bu büyük değer adına 2018 senesi Türkiye'de Aytmatov yılı ilan edildi. TRT Haber ekibi de onun şaheseri olan Selvi Boylum Al Yazmalım filminin oyuncularıyla bir araya geldi. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra sinema eleştirmeni Atilla Dorsay'la Cengiz Aytmatov'u konuştuk. Eserleri 150'den fazla dile çevrildi. Stalin'in yok etmeye çalıştığı Kırgız kültürünün sesi oldu. Orta Asya Türk kültürünün bu önemli kalemini kaybedeli tam 10 sene geride kaldı. Babası Törökul Aytmatov, Stalin'in emriyle katledilmişti. Cengiz Aytmatov da Çontaş köyünde babasının yanı başında Atabeyit mezarlığında yatıyor. Doğanın gücünü, doğa ile insan ilişkisini, insan ruhunun inceliklerini, sevdalarını, acılarını onun kadar güçlü ve büyük anlatan yazar dünyada henüz daha yok. Doğumunun 90. yıl dönümü Türkiye'de Cengiz Aytmatov yılı ilan edildi. Beyaz Gemi adlı romanı tüm dünyada ses getirmişti. Kırmızı Eşarp'ta o roman içinde yer alan uzun bir hikayeydi. Türkan Şoray'ın yönetmen Atıf Yılmaz'a önerisiyle Beyaz Perde'ye uyarlanan bu hikaye unutulmaz yapıtlar arasına girdi. Hikayenin Beyaz Perde'ye uzanan yolculuğuysa bir tesadüfle başladı. Bir gün kitaplıktan bir kitap çektim. Beyaz Gemi. İçinde hikayeler var. Kırmızı Yazmalım. Orijinal adı. Çok etkilendim. O arada bir film teklifi vardı. Yapımcılara, yani bu hikaye çok güzel dedim. Onlar da çok beğendiler. Seni görmeden yapamam ben. Ben nasıl yapacağım? Aytmatov da çok önemli bir romancı. Çünkü aşk üzerinde son derece güzel romanları var. Böylesine bir romancının yazarından yine senaryo yazarı olarak Ali Özgen Türk'ünki Hazal filminin de yönetmeniydi. Yaptığı uyarlama bir kere olağanüstü güzel. Senelim işte. Alıp götürsene beni. Cengiz Aytmatov'un edebiyatının merkezinde daima insan vardı. Çocukluğundan yetişkinliğine taşıdığı anılar, hikayelerinin ve romanlarının temelini oluşturdu. Bakış açısı çok güzel tabii ki. İnsancı ve aşka dönük şeyler. Ben hikayeyi biliyorum. Bildiğim için de sevdiğim bir hikaye. 41 senedir seyredilen bir film oldu. Üstelik tam saatinde yerine ulaştırmam lazım. Mal mı mühim, can mı mühim? Bu yol yedekli arabayla geçilmez. Başka çare yok, çekecek misin bizi? Selvi Boylum Al Yazmalım, Tanrı Dağları'nda doğup evrensele ulaşan bir hikayeydi. Ben de ıslık gölüne gittim. Onun oturduğu masadan Tanrı Dağları'na baktım. Orada kahve içtim ve Cengiz Aytmatov'u sevgiyle andım. Selvi Boylum Al Yazmalım yalnızca izleyicilerin değil, rol alan oyuncuların da sinemaya bakışını değiştirdi. Sinema kariyerimde bu film bana çok şey kattığına inanıyorum. Yaşasın Cengiz Aytmatov diyorum. Yaşasın Atıf Yılmaz, Ali Özgen Türk diyorum. Vizyona girmesinin üzerinden 41 yıl geçmiş olsa da ölümsüz sinema eseri Cengiz Aytmatov'u Türk halkının hafızasında yaşatmaya devam ediyor. LÖSEV iyilik tırı Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyor. Yardım tırının bu sefer durağı Siirt oldu.
lösemi hastası çocuklara gıda, giyim ve kırtasiye ihtiyaçları sağlandı. Lösemili çocuklar için yola koyuldu. Lösemili Çocuklar Haftası'nda iyilik tırının bu seferki durağı Siirt'ti. Siirt'e vakfımıza kayıtlı bir 35 ailemiz var ve ailemiz buradan istediklerini dilediğince özgür bir şekilde temin ettiler. Tırımızın içeriğine baktığımız zaman bir annenin bir ay boyunca ihtiyacı olabilecek her şey bu tırımızın içerisinde mevcut. Metin Hanım, gönüllü formu aldınız. Merkez Gürez Caddesi'nde duran tırdaki yardım malzemeleri lösemili çocuklara ve ailelerine dağıtıldı. Lösev'le ilk tanıştığımda kanser teşhisi almış bir çocuğun odasına ilk gelen kurum olduğunu gördüm. O zamandan beri Lösev'i terk etmedim. Lösev'in iyilik tırı 2012 yılından beri 81 ili dolaşarak lösemili çocuklara yardım dağıtıyor. Şimdi sizi nefes aldıracak bir bölgeye götüreceğiz. Arkamda da görüyorsunuz yemyeşil. Neresi olduğunu herhalde hissetmişsinizdir. Karadeniz'e gidiyoruz efendim. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası. Sonbaharın büyüleyici güzelliğine büründü. Ayder Yaylası karlı zirveleri ve rengarenk ormanlarıyla ilgi çekiyor. Yaprakları sararan ağaçlar, zirveleri beyaza bürüyen kar. Ayder Yaylası sonbaharda bir başka güzel. Kasım ayının gelişiyle birlikte Ayder Yaylası'nda artık sonbahar renkleri hakim. Kayın, gürgen ve ledin ağaçlarının oluşturduğu manzara adeta bir tabloyu andırıyor. Çok sayıda turist de yaylaya gelmek için özellikle sonbaharı tercih ediyor. Daha soğuk olacağını düşünüyorduk fakat ortamın sıcaklığı ve güneşin vurmasıyla tabiatın değişik renklerinin hepsini bir arada görünce içimizi ısıtan bir görüntü meydana geldi. Hem hava güzel, hem yapraklar sararmış, hem yeşili, bak yeşili bir sarısı var, her şeysi var yani. Burası çok güzel bir memleket. Kışın bunda çok zor yani. Çok fazla kar yağıyor buraya, böyle de kar yağıyor. Oy dumanlar, dumanlar. Hep dağları sardınız, oy hep dağları sardınız. Yaramon derdini bilsen uzalardınız, oy bilsen uzalardınız. Biz Gürcistan'ın Tiflis şehrinden geldik. Gürcistan'da burası çok hoşumuza geldi. Dağlardı, şelalelerdi, her bir şey güzel. Yaylada vakit çok hızlı geçiyor. Horon eşliğinde söylenen yöresel türkülere çaylar eşlik ediyor. Yaylalarına yattım uyuyamadım, yattım uyuyamadım. Havaların soğumasıyla birlikte yaylacıların bir kısmı Ayder'den ayrıldı. Kalanlarsa zorlu geçecek kışa hazırlık yapıyor. Hasatla birlikte festival ve şenlikler de başladı. Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Milas ilçelerinde Zeytin Festivali düzenlendi. Festivallerde yapılan yemek yarışmaları büyük ilgi gördü. Tezgahlar kuruldu, önlükler giyildi. Tencerelerde Ege'nin ünlü yemekleri pişirildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde yemek yarışması düzenlendi. Yarışmaya Türk ve Yunan mutfağının ünlü şefleri de katıldı. Ege sofrasının eşsiz lezzetlerinin nasıl hazırlandığı örneklerle anlatıldı. Yapılan yöresel yemeklere puanlarını şefler verdi. Festivale damgasını vuransa zeytinli baklava oldu. Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Festivali için Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği'nin özel tariflerine göre zeytinyağlı ve sadece içinde zeytinli olarak yaptık. İlçeler arası yemek yarışması ise büyük çekişmeye sahne oldu. Jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Yarışmada doğal olarak uzun ömürlü yaşasın halkımız diye daha da bir tane çıntar kızartması yaptım. Çıntarın kavurmasını yaptım. Kırlarda yetişen ot kavurdum. Ve de annelerimizden, dedelerimizden kalma karanfilli tatlı zeyde yaptım. Dünyanın obeziteyle, sağlıksız beslenmeyle mücadele ettiği bir dönemde
bizim zeytinyağlı, kaliteli, sağlıklı yemeklerimizi yaşatmak bizim temel hedefimizdi. Dereceye girenlere plaket ve ödül verildi. Liselere bağlama dersi geliyor. İlgi duyulan her okulda bağlama dersi olacak. Öğrenciler böylece Türk kültürünün en önemli enstrümanı olan bağlamayla tanışacak. Peki bağlama nasıl bir enstrüman? Kültürümüzdeki yeri nedir? İşte bu soruların cevapları haberimizde. Cahildim dünyanın rengine bandım. Aşık Veysel, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Türk kültürünün en önemli şairleri ve ozanları. Bağlamayı halka sevdiren önemli insanlar. Bir Yunus Emre, bir Neşet Ertaş, bir Dadaloğlu, bir Aşık Veysel ne çalmış ne söylemiş, tasavvuf edebiyatı nedir, anonim türküler, anonim halk edebiyatı nedir, bunları işliyoruz ama uygulamada yapamıyoruz maalesef. İşte Milli Eğitim Bakanlığı buradan yola çıktı. Lise öğrencilerine bağlama dersi verilecek. Yaygın bir şekilde olmayabilir ama ihtiyaç ve ilgi olan her yerde olacak. Liselerdeki bağlama eğitiminin amacı öğrencilere Türk kültürünü benimsetmek. Biz derslerimizde bahsettiğimizde Türk müziği adına, Türk halk müziği adına fazla bilgileri olmadığını görüyoruz. Ve üzerlerine de düşmediklerini görüyoruz. Peki bağlama nasıl bir enstrüman? Duygularımızı, düşüncelerimizi anlattığımız tek enstrüman diyebilirim Türk müziğinde. Biz öğrencilerimizin az da olsa çalmasını istiyoruz. Streslerini atmalarını istiyoruz enstrümanıyla. Kaç senedir bağlama çalıyorsun? 11 senedir çalıyorum. Peki bağlama sana neler kattı? Bana çok şey kattı. Türkülerin içine girip yaşayarak çaldım. Bu bana gerçekten gurur verdi. Öğrencilerin bağlama çalabilmesi yeteneklerine bağlı. Yetenekli öğrencilerimiz çabuk yapabilirler. Belli bir uğraş ve zaman dilimi içerisinde rahat bir şekilde çalınacak bir enstrümandır. Müzik aleti çalmak yaratıcılığı, analitik düşünceyi ve matematik yeteneklerini de artırıyor. Onlar Türkiye'nin en güçlü köpek cinslerinden, Anadolu aslanları olarak da bilinen Aksaray Malaklısı heybetiyle göz kamaştırıyor. Bu dev köpeklere dünyanın dört bir tarafından talep var. Anadolu'nun aslanı Aksaray Malaklısı. Onlar Türkiye'nin en iri yapılı, en güçlü köpek cinsleri arasında yer alıyor. Çoban köpeği olan Malaklılar Aksaray'da özenle yetiştiriliyor. Yürü. İri ve güçlü yapısıyla öne çıkan Aksaray Malaklısı'nın ünü Türkiye'yi aşıyor. Malaklı ismini duyanlar köpekleri almak için Aksaray'a kadar geliyor. Bu Çin'den tutun da Brezilya, Arjantin, Afrika'nın çeşitli ülkeleri, hele hele Avrupa'dan. Burada derneğimize gelen maillerde, telefonlarda üretici arkadaşlarımızla görüştürerek, anneyi babayı görerek eniklerinin en iyi Malaklıların yurt dışına gitmesini sağlıyoruz. Dev cüsseleriyle göz kamaştıran köpeklerin bakımı büyük emek istiyor. 2 aya kadar anne sütü emerler. Ondan sonra cıma köpek maması, kasap artığı dediğimiz arpa unu, yumurta ve süt suyla karıştırıp önüne yal şeklinde koyup da yavruluktan alıştırırsanız bunu ömür boyu verdiğinizde bu köpekler sırım gibi olurlar. Aksaray Malaklısı kafa yapısı ve duruşuyla aslanı andırıyor. Gazeti, Kars mutfağının vazgeçilmezi. Kış mevsiminde kesimi yapılacak kazlar besiye alınmaya başlandı. Çiftçilerin gözü gibi baktığı kazlar arpayla besleniyor. Kesim öncesi ise hayvanların kar yemesi bekleniyor. Kars'ta kaz yetiştiriciliği ayrı bir öneme sahip. Maddi getirisi yüksek olan kazlara çiftçiler gözü gibi bakıyor. İnsan da çıkartırım, bakıyorum. Yeşillikte yediririm o zamana kadar. Yeşillikten azıcık kendilerini kurtulduktan sonra arpasını veririm, yemini alırım. Yani besisi çok ağır. Kazlar havanın soğumasıyla birlikte besiye alınıyor. Yem olarak da sadece arpa veriliyor. Bakmasan da etlenmez.
Evet. Ama mecbur ona masraf ederim. En azı 4-5 ton arpa yediririm ben onlara. Götürürüm derede, onları yıkandırırım, bir daha getiririm. Bu lezzetin sofralara ulaşması içinse kazların kar yemesi bekleniyor. Buzu yediği zaman, kar yediği zaman eti daha lezzetli olur. O yüzden de kar yağmasını bekleriz. Şimdi böyle yer kesmişiz, arpa vermişiz. Bir kar yağdı, yedirdim. İkinci dönem karı beklerim ki götürüm derede yıkandırım, tüylerini temizleyeyim, getirim keseyim. Ama ikinci kar hele yağdığı yok, sıcaklar geçir. Özenle yetiştirilen kazların tanesi 170 liraya kadar alıcı buluyor. Bu haberle gün sonuna noktayı koyuyoruz. Yarın gece saatler 1'i gösterdiğinde biz burada olacağız. Sizleri de ekranlarınızın başına bekliyoruz efendim. Yeni gün sizlere sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Hoşça kalın.